İyi akşamlar başka şeylere hoş geldiniz. Ben Ekin Olcayto yine bir cumartesi akşamı sizlerle birlikteyiz ve bu akşam yine çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Üç değerli konuğumla. Bu akşam dindeki görüş ayrılıklarının nedenlerini konuşacağız. Bu görüş ayrılıklarını ee, nasıl idare edebiliriz, nasıl e, yaklaşmak gerekir bu fikir ayrılıklarına bunu konuşacağız ve aynı zamanda dini nasıl doğru anlarız esas e, üzerinde duracağımız sorulardan biri de bu ve daha pek çok soruya cevap arayacağız üç değerli hocamızla hemen onları tanıtacağım ama öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum genel olarak programa katılmak istediğiniz sorularınız olduğunu biliyorum o yüzden bize sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirsiniz Ekin Olcayto adreslerinden Instagram ve Twitter'da eğer son postların altına başka şeyler hashtag ile sorularınızı yazarsanız biz de canlı yayında değerli hocalarımıza sorularınızı iletmeye ve size cevapları vermeye çalışırız program boyunca iki saat boyunca buradayız. Ben hemen e, değerli hocalarımızı tanıtayım. Ve felsefeci ilahiyatçı Profesör Doktor Sayın Caner Taslaman. Değerli Merhaba, hocam hoş geldiniz. İyi misiniz? Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Yine birlikteyiz. İyiyiz valla. Güzel bir gece olacak. Sizde olmak benim için zevk. Her sağ zaman olun. sizi ağırlamak büyük onur. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz sağ de olalım. ilk defa geliyorsunuz. İnşallah güzel bir program olacak. Bu programa ilk. Daha önce bir program yaptık Emre Hoca'yla burada. Evet. evet, benim programı ilk defa ilk. geliyor. Ve ilahiyatçı Emre Dorman. Emre Hocam siz de hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi çok e, kritik bir konu aslında. Ve nereden başlamak gerektiğini düşündükten sonra şunu dedik. Dini doğru anlamının önemi hocam herhalde en önemlisi değil mi? Yani biz nasıl dini doğru anlayacağız? Allah bir, kitap bir, peygamber bir fakat görüş ayrılıkları var. Oysa e, siz demin de içeride konuşurken de söylediniz. Din, birlik, beraberlik, hoşgörü, esenlik demek. E, yanlış mı anlıyoruz? Doğru mu anlayamıyoruz daha doğrusu? Belki doğru soru bu. E, dini nasıl doğru algılamak gerekir? Bununla başlayalım dilerseniz. Teşekkür ederim. Evet yani içeride biz buraya gelmeden önce bir müzakere ettik. Din dediğimiz olgu özel olarak da İslam dediğiniz zaman adı üstünde hep herkesin alfabe gibi ABC gibi bildiği en temel değer o İslam. Esenlik, barış, bilerek bir şeye teslimiyet yani huzur bulmak istediğiniz bir sekine, sakinlik, sükunet, dinginlik yani bütün olumlu kelimeleri yanına koyabiliyorsunuz. Yani dini tanımla dediğiniz zaman işte religare Latince adam diyor. Tamam. Nedir o? Düzenlemek diyor. E, tamam, düzenlemek de güzel. Yani başı boşluk olmasın. Yasa olsun. Tamam, hepsi güzel. E, tamam, hepsi güzel. Buraya kadar sorun yok. Ondan sonra olguya bakıyoruz. Yani onun tezahür etme biçimlerine bakıyorsunuz. Yine olumlu taraflar var. Nedir o? Yani, tabi biraz da Hangi perspektiften baktığımızla alakalı. Bir yetiştirdiği yani şöyle diyelim bir dinin kalitesini bir fabrikanın kalitesini test etmek gibi baksanız nasıl test edeceksiniz bir markayı? Ürettiği ürünlerin kalitesi, dayanıklılığı, metaneti bütün bunlarla test edersiniz. Tabii. Yani sadece çıkıp reklam yapması yetmiyor tamam. Din de diyor ki işte ben vesaire vesaire ideal. Sonuç diyorsunuz yahu tarihte yetiştirdiği insanlara, kurduğu medeniyete, oluşturduğu, yarattığı yaşamı herkes için var kılma yetisine bakarak ben test ederim. Bir din insanları birlikte beraberce yaşama imkanı sunuyorsa güzel. Herkes için nefes alabilecek bir ortam yaratıyorsa güzel. Medeniyeti kuracak bir güç olarak felsefeyi, ahlakı, sanatı, müziği, estetiği, bütün bunlara hayat veriyorsa güzel. Kim itiraz edebilir ki? Hangi din olursa olsun. Buna evet. Tersinden bakarsak hayatı dinamitliyorsa, hayatı kuran değerleri eğer yok sayıyorsa ki örnekleri var. Nietzsche örneğini veriyorum. Ya bu adam neden isyan etti. Hristiyanlığın deccaliyim bendir. Ya Hristiyanlık benim de kabul ettiğim bizim bir Müslüman adamın Hazreti İsa da Allah'ın peygamberidir demesi zorunlu. Dolayısıyla Hazreti İsa bizim peygamberimizdir aynı zamanda. Ama adam diyor ki Nietzsche ben diyor deccalim Yani Hristiyanlığın başının belasıyım diyor. Peki neden? neden? Adama soruyorsunuz neden böyle diyorsunuz? Çünkü diyor Hristiyanlık insanı şu dünyaya yabancılaştırdı ya diyor bütün değerleri insanı köleleştiren değere dönüştürdü. Onun için itiraz ediyorum. Ha, o zaman bütün dinlerin derdi insan, insanın onuru, haysiyeti, insan gibi bir yaşam sürmesi. Buraya kadar her şey güzel. Dinde peki bu böyle de bir farklılık işte mezhepler oluşuyor, gruplar oluyor, cemaatler oluyor, farklılık. Aa şimdi diyorum ki Hazreti Peygamber'in çok kurucu bir cümlesi var arapça okuyacağım hocalarımdan dolayı ihtilafu ümmeti rahmetün. Yani benim milletimin, ümmetimin görüş ayrılıkları rahmettir. Görüş ayrılıkları yani farklılıklar ihtilaf dediğimiz çünkü ihtilaf halife aynı kökten gelir. Yeryüzünde halifeysen evet. tek olarak halifeysen <laughs> Allah öyle bir atama yapmış. Bu şu demek her birey kendi görüşüyle, kendi tutum ve davranışıyla değerlidir. Her birey. O bir, birey birden geliyor ya, o bir, o birey biz dediğimiz topluma üye olduğu zaman onun bir üyesidir ama o bizden, o toplumdan bağımsız olarak var olabilmelidir, onu nefes alabilmelidir. Şimdi onun nefesini kesen, boğazını sıkan devlet olabilir, otorite olarak, aile olabilir, otorite olarak din olabilir otorite olarak o zaman mesele şu insanın canına okuyan otoriteleri sıraya koyacağız ya yani bir insanın bireyselliğini insanlığını gerçekleştirmesini engelleyen insan gibi yaşamasını çünkü insan gibi yaşamak sadece karnınızın doyması değil ki Tabii. özgür hissedeceksiniz istediğinizi söyleyeceksiniz ve size hiçbir zarar gelmeyecek böyle bir ortamı sağlayacak bu otoriteler benim nefesimi kesen otorite devletse problemim var demektir. Aile ise aileyle problemim var demektir. Dinse dinle problemim var demektir. Neydi bizim mottomuz, temel idamız? Şu, insanı onurlu, şerefli, haysiyetli bir şekilde yaratan, bütün haklarını karşılıksız ona bahşeden Allah'ın verdiği bu hakları ben ne aileme teslim ederim, ne devlete teslim ederim, ne de dinin kurumsal mümessillerine, yani temsilcilerine temsil et, teslim ederim. Şimdi bu bu açıdan baktığınız zaman din benim hem zihnimde hem de kalbimde çok ciddi, kurucu bir yere sahip. Hayatı benim için iyiyim, iyi bir hale evirmeye, çevirmeye çalışan bir yere sahip. İhtilaf varsa, hı hı. farklılıklar varsa bunu da tolere etmem gerektiğini öğreten bir peygamber var. Yaşam pratiği bunu gösteriyor. Düşünün vahiy inerken vahiy var. Her şeyi çözsün diyebilir ama Allah diyor ki sen insanlara danış. İnsanlar demek insanlara danıştığınız zaman her kafadan bir ses çıkabilir demektir. Bak Allah size bir şey buyurur. Tek bir şey eğer istiyorsanız ya kardeşim bizi yorma diyebiliriz. Ya bizi yorma. Topladık arkadaşları. Arkadaşlar bu konuda ne dersiniz? Onlar sizin ağzınıza bakıyor. Ya hocam sen bir şey de de yapalım bizi yorma. Peygamber şunu demiyor. Ya Rabbi diyorsun ki millete danış. Ya bu millet dediğim bunlar üniversite bitirmediler. Bunlar sistematik bir eğitimden geçmediler. Bunlar çok çok bu işleri bilmezler ki sen ne olur bir şey söyle de biz onu yapalım demiyor. Mesela oradaki insanların çapımı falan değil. İş görme, mesele çözme yöntemini öğretiyor Allah peygambere. İnsanlara danış. Oradan farklı görüşler çıkacak. O görüşler çatışacak. Bir defa insanlara danış demek insanları in, birey yerine insan yerine koyduğunu bir göster. Onların değerli olduğunu bir hissettir. Farklı görüşler çıktığını görsünler. Din dediğimiz alanda bir defa farklılıkların olabileceğini peygamberin huzurunda yaşasınlar bunu, hissetsinler, görsünler ki peygamber vefat ettikten sonra farklılıkların onları yiyen, bitiren bir ateşe dönüşmemesini öğrensinler. Öğrenebildiler mi? öğrenemediler. Siyaset Hz. Peygamber'in vefatıyla birlikte Medine site devletini kim yönetecek iddiası Hz. Peygamber'in 23 yıllık yaşam pratiğinin maalesef önüne geçti. Yani biz 30 yıl Peygamberimizin vefatından sonra Emevilerin kuruluşuna kadar 30 yıl yaklaşık 4 halife dönemi var ve halifelerin aa, üçü Müslümanlar tarafından katledildi. Yani dört halife, dört yöneticinin üçü maalesef öldürüldü ve biz hala bugün o kan davalarının artıklarını çözmeye çalışıyoruz. Onun için ben başlangıçta şunu hep bir yaşam felsefesi ve tarih felsefesi olarak tutmamız gerektiğini söylüyorum. Haşr suresi 10. ayet. Diyor ki ey Rabbimiz bizden önce geçen din kardeşlerimizi bağışla onlara karşı içimizde bir kin ve nefret bırakma. Çünkü tarih dediğiniz bak farklılıkları konuşacağız ya. Hı hı. Bu farklılıkların geçmişte yaşanan mezhep kavgalarının, cemaat kavgalarının hiçbir şekilde bugün yaşayan bir insanın omzuna yük olarak, sırtına bir yük olarak bindirilmemesi gerekir. Ayet-i kerime diyor ki onları bağışla din kardeşlerimizi. Muaviye'yi mi konuşacağız? Muaviye'yi konuşacağımız zaman Allah diyor ki hatasıyla, sevabıyla o tarihin bir aktörüydü. Onu bağışla demek onun yaptığı hatayı, yaptığı hata bir İslam'la ilgili bir a, Hz. Peygamber'in insanlara danışarak iş yapın, Şura ile meşveretle iş yapın e, metodolojisini, sünnetini bıraktı ve saltanata dönüştürdü. Hata bu ama bu siyasi bir hata. Adamın dinini, imanını ben sorgulamam, sorgulayamam. Allah diyor ki onları içimizde onlara karşı bir kin nefret bırakma demek geçmişin davalarını bugüne getirip de 1450 sene sonra o davaları gütmeye kalkmayın. Bu bize bir yaşam alanı açıyor. Kendi sorunlarımızı, kendi sorunlarımızı, bugünün sorunlarını konuşma imkanı veriyor. Bir de eski büyük isimler üzerinden bölünmek, parçalanmak gibi bir riske karşı bizi korumaya alıyor. Ayet-i Kerime. Onların, onlara karşı nefret bırakma bizim içimizde. İkin, i̇kinci güzel tarafı maturidi. Ee, cenab Hocam çok güzel orada diyor. Onları bağışla demek diyor. Hata yaptıklarını kabul ettik. Yani şimdi diyor ki sahabiler hata yapar mı? Sahabiler insan değil mi? Yani hata... Tövbe suresinde min Allahi, Allah'tan bir ultimatomdur dediği ultimatomu kime veriyor? Hazreti Peygamberle savaşa gitmeyip mazeret üreten, peygamberi aldatan, mazeret üreten ve geride kalan sahabilere veriyor. Onlarla konuşmayın, onlarla mesafe bırakın çünkü peygambere yanlış bilgi vererek geri kaldılar diyor. Şimdi e, bunlar da sahabi ama peki ne yapacağız? Aa sahabiler gördünüz mü bunların yaptığına diye ben şimdi kalkıp onlara karşı bayrak mı açacağım? Hayır. Allah ne diyor? Hata yaptılar. Ya Rabbi sen onları bağışla. Tamam temizledik. Öyle bakıyorum. Şimdi yeniden biz kendimize dönüyoruz. Ben bugün dinden ne anlayacağım ve nasıl anlatacağım? Toparlıyorum arkadaşlarımıza da geçelim sonra e, yine devam ederiz. Dinin bir kitabı var. Ha, herhangi bir kitap elinizde varsa bu okunacak ve yorumlanacak demektir. İhtilafın kaynağı nedir derseniz, ihtilafın kaynağı birincisi bu. Elde kitap var. Hı hı. Ya işte yapısalcılar dediğimiz bu strukturalist dedikleri, yani yapısalcı insanlar var. Dilde o şu demek. Metin sana ne diyorsa odur. Seni yapılandırır. Metin sana ne diyorsa odur. Hı hı. Bir de hayır yorum geleneği var ki bizim geleneğimiz odur. Yorum geleneği tevil geleneği, hermeneutik dedikleri. Her metin yorumlanarak bize gelir. Bu meşhur işte batıdaki gadamerci e, yorum geleneğidir. Şu demek yani metnin ufku ile o metni okuyan insanın ufku birleşir. Çünkü herkes ihtiyacına göre, beklentisine göre okuyor metni. Yani niye okuyorsunuz bir metni? Bir şey almak istiyorsunuz. E peki aldığınız şey gücünüz nispetinde, ihtiyacınız nispetinde. Korkularınız, ümitleriniz, beklentileriniz, her şeyiniz oraya yüklüyorsunuz. Şimdi bu ufuk birleşmesi gerçekleşiyor ve sizin yorumunuz o sizin yorumunuz. Bizim geleneğimiz onu dedi. Yani metin ile arkadaşlar Maturidi biz onu öğretti. Zemahşeri onu öğretti. Beyzavi onu öğretti. Tefsirlerine tevil adını verdiler. Tefsir değil, tevil. Ne demek bu? Yaptığınız şey yorumdur ve bu sizin fikrinizdir. Ve bu dini temsil etmez, Allah'ın sözünün temsili değildir. Sizin metinden anladığınızdır. Sakın kimseye bu son sözdür. Allah'ın muradı budur. Sakın demeyin. Zaten bu dendiği için bütün bu sıkıntılar çıkıyor ha, değil mi? Son söz bu değilse, o zaman ben arkadaşlara diyorum ki arkadaşlar benim yorumum bu. Doktora dersimde bile arkadaşlar benim yorumum bu. Başka yorum olan var mı? Birisi diyor ki hocam şöyle bakılabilir mi? Çok güzel diyorum. Çünkü bu metin yorumlarının sonunda hep şöyle söylenir bizim bilginlerin çok güzel etik yorum metinle ilişkilerinde vallahu alemi bir savap. Yani ben bunları söyledim, sayfalarca yazıyorum ama en doğrusunu Allah bilir diyor. Bu şu demek benim söylediğim son söz değil. Yani ihtilafı oradaki farklılığı farklılığı bir bereket diyorum ya. Doktora dersinde bile tecrübe ediyoruz. Farklılık bir berekettir. Bir doğruluk hakikat var, yok değil, hakikat var ki hepimiz onun peşindeyiz. Hı hı. Hakikat var. Ama o hakikati ben bu cümlemle temsil ettim. Bunun dışında kalanların hepsini canına okuyacağım. Bu yetkiyi Allah hiç kimseye vermiyor. Bu önümüzü açan bir cümle kuruyor ayet-i kerime. Ve fevka ilmin alim. <Sessizlik> Her bilenin üzerinde bir başka bilen olabilir. Her bilenin üzerinde bir başka bilen vardır. Yani hiç kimse diyemez ki kardeşim bu konuda ben Maturi ile çalışan değil. biri olarak diyorum. Maturidi bu konuda son sözü söylemiştir. O diyor ki asla bunu diyemeyiz. Bu benim sadece gücüm nispetinde anladığımdır. Dolayısıyla bu insan neyle yorum yapabilir? Verilerle. Daha fazla veri, daha fazla ufuk. Bu veriler dış dünyadan gelir, tecrübeden gelir. Öğreniriz. Öğrendikten sonra yaptığımız yorum daha sağlıklıdır. Tıpkı bir hastanın ya doktora gittiniz ne kadar detaylı veri elde edebilirsek kan tahlili ultrason vesaire sizin geleceğinize ilişkin daha evet. sağlıklı bir tahmin yapardı. Bizim metinle ilişkimiz böyledir. İyi niyet, samimiyet ve sorun çözme odaklı, yaşamı birlikte inşa etme odaklı bir anlayış eğer hakim olursa bence oradaki ihtilafın rahmetli Hazreti Peygamberin dediği gibi ümmetimin böyle fikir ayrılığı, farklı düşüncesi rahmettir. Benim bakışım o. Burada Caner Hocam'a dönüyorum aynı soruyla. Hocam dini doğru anlamanın öneminden bahsediyoruz. Evet. Şimdi hocamızın dediklerini de duyduk. Siz neler katmak istersiniz? Siz bu konuda yorum olarak ne yaparsınız? Sizi Evet, Hocamın dediklerine katıldığımı beyan edeyim. Bence çok güzel hususlara dikkat çekti. Belki benzer hususlar vurgularım. Biraz bazı ilavelerim de olabilir. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Şimdi Kur'an'ın inişiyle Allah vahyini insanlara gönderdi. Fakat bizim Kur'an'ı anlayışımız vahiy değil. Bunu yakalamamız lazım. Yani bu yüzden Kur'an'ın kendisi gibi garanti de değil. Birçok zaman insanlar dinden konuşurlarken biz tamamen onlar Kur'an'ı veya dini aktardıklarını zannediyoruz. Ama onlar aslında Kur'an'dan dinden anladıklarını aktarıyorlar. Ve burada bir insan unsuru girdiği için burada hata olması lazım. Ha, bu hata payına bizim dikkat etmemiz gerektiği ve insanların yorumlarda hata olabileceğini hocamız çok güzel dikkat çekti. Şimdi bunu bilmenin önemi şu hocamızın dediğini bilmenin önemi. Böyle yaptığımız zaman insan putlaştırmaktan kaçınıyoruz. Baştan insanların yorumların hatalı olabileceğini kabul ederek. Bunun aksini yapanlar ne yapıyoruz söylersek bunun önemini daha iyi anlarız. Bunun aksini yapanlar kendi yorumlarının da Allah'ın vahyi gibi doğru olduğunu insanlara yutturmaya çalışıyorlar. Yani o neye inanıyorsa Tabii, o. Tabii o zaman da ne yapıyorlar? Peki niye ben sana inanacağım? Sen kimsin yani? Ve hatta senin inandığın falanca kim? O zaman diyorlar ki ya bu bizim falanca kimse inanın. İşte Ebu Hanife'nin kendisini ben asla böyle bir şey dediğine inanmıyorum ama işte Hanif, Ebu hanife'nin niye? Çünkü o 99 defa rüyasında Allah'ı gördü. Sonra yüze tamamlandı. Ki dediğim gibi Ebu Hanife'nin ben bunu dediğine inanmıyorum. Ama onun adına böyle uydurulmuş şeyler var. Veyahut hatta bizim falanca şeye inanın. Ya senin şeyine inanın. Iner. Ya bizim şey çünkü asrın müceddidi. Ya hatta bizim şey Gavs, bizim şey işte yani şu andaki manevi alemin en büyüğü. Bizim şey falanca işte işte o Hızır Aleyhisselam yok o bizim şey İsa. Bunların hepsinin karşılığı var. Yani bunlar atmasyon demiyorum. Yani şu anda kendi şeyine İsa diyen, Hızır diyen, Mehdi diyen, asrın müceddidi diyen bir sürü kimseler var. O zaman ne yapıyoruz? Yani bu şu demek. O Allah'ın yolladığı özel bir kişi. Bu asra Allah onu yolladı bir tek. Allah ona uymanızı istiyor. Dedince ne oluyor? Onun dini yorumu da Kur'an'la eşitliyorsunuz. Böylece ne oluyor? Aslında siz Allah'ın vahyini çoğaltmış oluyorsunuz. Kur'an'ı Allah insanlara yollamakla beraber peygamberi de onu ileten olarak yollamışken siz yeni peygamber gibi kesin takip edilebilecek kimseler oluşturuyorsunuz. Yani aslında tek e, takip etmemiz gereken kişi Hazreti Muhammed'ken biz başkalarını da takip eder oluyoruz. Tabi Hazreti Muhammed'in de din adına konuşup din adına konuşmadığı kısımlar onları da ayırt etmiyor. Ama Kur'an'ın onay verdiği en azından bir kişi var Hazreti Muhammed. Hı hı. Onun dışında adeta böyle vahiy getiren kişiler oluşturuyorsunuz. Bir yerde yani dini tartışılmaz kılmak isterken hatta birçok kimse sünni geleneğin içinde de Şiileri imamet görüşünden dolayı böyle eleştiriyorlar ki haklı yer eleştiriyorlar. İmamet görüşü de aslında bu dediğimin bir şekilde yapılması. Hı hı. Belli kimselerin yorumunun da mutlaklaştırılması. Onları eleştirenler kendi şeyhine bir bakıyorsunuz asrın müceddidi diyor. Mehdi diyor, İsa diyor. Yani imamette imamlar yapılanların benzeri kendi şeyleri için yapıyorlar. Veyahut da kendi mezhep imamları için e, yapıyorlar. Bunu tabii bilmek hı hı. ne oluyor? O zaman insanların yorumlarında hatalar varsa demek ki biz yani daha esnek olmamız lazım. İşte tekvir yapmamamız lazım. Tekvir... E, İslam aleminin en büyük baş belalarından biri. Burada ne oluyor? Bir yorumu reddedenin siz kafir olduğunu hükmediyorsunuz. Hele hele bir Müslümanken sonradan kafir olana mürtet deniyor ki o tam bir facia. Mürtedin bir de öldürülmesi gerektiğiyle ilgili İslam'da olmayan bir uydurma da uydurulmuş. Yani aslında Kur'an'da yok böyle bir şey değil mi? Şimdi tabii burada e, yani birkaç tane sorun var. Birincisi Kur'an'da dinden dönmek, İslam'dan dönmek mürtet geçiyor. Hı hı. Ve bu bir yerde kınanıyor. İslam'ı kabul eden birinin dönmesi. Ama bunun öldürülmesi yok Kur'an'da. Gerçek anlamda dinden dönenlerin öldürülmesi yok. Bir burada bir mürtedin öldürmesi gerektiği gibi yanlış bir şey. Var. İkincisi, şahıs dinle ilgili bir yorumda hata yapanı mürteti ilan ediyor. Hani mürtetlikle alakası olmayan bir şey. Gerçi birçok geleneğin içinde hani tenzille ilgili bir insanı yani vahyedilenle ilgili bir reddi yoksa, teville ilgili hocamı dikkat çektiği yorumlarla ilgili farklı bir görüşteyse, onun Iı, tekvir edilmeyeceği. Yani onu kafir, mürtet olduğunu söylenemeyeceği söylenmiş. Fakat uygulamaya baktığımızda bu kural çok güzel bir şekilde ortaya konmuş olmasına rağmen defalarca ihlal edilmiş ve sürekli ihlal ediliyor. Orada küçük bir şey Canel hocam. Ee, Hanefilerde hı, hı mürtet yani dinden döndüğünü dinden. iddia eden bir erkek öldürülür. Kadın öldürülmez. Neden? Sebep çünkü siyasi erkek Savaşa katılıyor, savaş stratejilerinin içerisinde biliyor, irtidat eder, dinden döner de karşı tarafa geçerse sizin bütün planlarınızı karşı tarafa hmm. satabilir. Dini bir mesele olsaydı kadının da öldürülmesi gerekir. Yani mesele hmm. orada siyasi bir karar, dinle ilgili değil. Caner Hoca'nın tabii. söylediği mesela bir yorum farklılığı onunla alakası, ya, mesele hocam, tamamen siyasi tabii. bir alam yani. Zaten en önemli sorunlardan biri bir de din genişlemesi dediğimiz bir olay var. O nedir hocam? Şimdi din genişlemesi dediğimiz bir şey olay şu, Kur'an'la aslında farzlar, haramlar gelmiş. Geri kalan e, boş alanlar insanlara bırakılmış. Uygulansın diye. Mesela siyasette devletin nasıl kurulacağı, rejimin nasıl kurulacağı Kur'an'da detaylarına verilmez. Verilmemesi de aslında Kur'an'ın bilinçli suskunluklarıdır. Yani Allah bunu haşa unutmuş değildir. Hmm. Bu da nedir? Değişen tarihe, değişen şartlara göre insanlar bunu ayarlarlar demek. Fakat insanlar ne yapmışlar? Siyasetteki kendi kararlarını Kur'an'i hüküm gibi insanlara kabul ettirmek istedikleri için siyasetle ilgili aldıkları kararları dinin için Allah'ın vahiymiş gibi bocalamışlar. Hmm. Mesela işte mürtetlerin öldürülmesi hocamın güzel bir örnek verdi. Nedir? Bu siyaset adına bir din geliştirmesidir. Dinde olmayan bir karar. Hatta Kur'an'la çelişmesine rağmen dine sokulmasıdır. Veyahut da bir dönemde liderler Kureyş'ten olmalı diye demiş. Kureyş'ten olanları siyasi iktidarın sahibi yapmak için işte yine Kur'an'da olmayan bir hüküm e, uydurulmuş. İşte din adamları yani toplumu yönetenleri sadece Kureyş gibi bir kabileyle sınırlamış. Şey yani. yine araya gireceğim. Canım hocam. E, dileyen inkar etsin, dileyen iman etsin ayeti kerimesi Kur'an'da dururken adam Tabii. diyor ki ben inkarı diledim. E evet. o zaman onu öldürün mü olacak? Evet. Allahu Teala diyor ki Dileyen iman etsin, Tabii. dileyen inkar etsin. Yani imanın bir özgür seçim olduğunu ki değer oradan gelir madem. Ona o ilkeye de ters, ayet-i kerimeye de ters. Yani öldürün yani ters. diye bir şey asla, asla geçmez. Asla, 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 geçmedi ki bir ayeti asla. de var. Şimdi Kur'an evet. Alimran i̇mran suresinde mürtetle ilgili yani dinden, asla. kim içinizden dinden dönerse onun işi Allah'a ve ahirete kalmıştır. Allah'a ve ahirete yani kalmıştır. Geri dönerse şey diyor, diye. dinden çıkan birisi geri dönerse ona kucak açın. E adam öldürürsen nasıl geri dönüşecek? geri dönüşecek? En az yani 40 tane Kur'an ayeti bununla tabii, tabii, çelişen, tabii. bu yapanın hani Kur'an'a yani. ilave edemiyorum. Ama siyasi bak. onu kabul etmek Bu lazım yanlışın olarak. yani e, İslam'dan dönenin öldürüleceğine ilgili ifadenin yanlış olduğunu gösteren en az 40 Kur'an ayeti okuyabiliriz burada. Hocamın dediği ayet var, dinde zorlama yoktur ayeti var, kafirun suresi var yani çok fazla delille. Peki bu kadar varken nasıl yokmuş işte gibi davranılabiliyor? Siy siyaset ya. şöyle bir şey var. Günümüzde de biz bunu birçok... Ülkede görüyoruz. Bakın yani bunu bir tek Türkiye'de sınırlı düşünmesinler. Siyaset e, bir yerde din adamlarını atıyor. Tarihin birçok döneminde. Din adamları siyasete bakıyor. Siyasetin elindeki kılıçtan, korkmasından veya siyasetin onlara vereceği rüşvetten ki o makam da rüşvet olabilir, başka bir şey olabilir. Siyasetin istediklerini konuşan din adamları türemiştir. Bu Budizm'de de olmuştur. Hristiyanlıkta da olmuştur. İslam'da da olmuştur. Ve sürekli olmaktadır. Siyasetin amaçları doğrultusunda birçok cihat fetvası verilmiştir. Mesela Kur'an'da karşı taraf savaş açmadıkça savaşılamayacağını söylemesine rağmen siyaset adına verilmiştir. İşte Kur'an'da ki dinde özgürlükle ilgili ifadelere rağmen dinden dönenin öldürüleceği, namaz kılmayanın işte oruç tutmayanın dünyevi bir ceza verileceği gibi hükümler Kur'an'la çelişmesi rağmen verilmiştir. Bunların hepsini bir e, siyasi ayağı var. Yani aslında çok fıkhi tartışma gözüken, kelami tartışma gözüken şeylerin arkasında bile siyasi, siyasi. tartışma var. Ben başka yere gider diye çok örnek vermek istemiyorum o yani. küçük bir şey daha Caner hocam. Yahudilerde esas bu. Yahudi yani Yahudilik, Musevilik devletin dini olduğu için Yahudilikten çıkmak aynı zamanda devlet hainliği sayıldığı için bir adam Yahudilikten çıktığında öldürülür fetvası verilmiş Yahudilikte. Çünkü Hı. devlete ihanet sayılıyor. Zannediyorum Yahudilerle iç içe yaşayan Tabii. bizim ulemanın bir kısmı Yahudilikteki bu ağır cezanın bizdeki karşılığı şöyle yani adam dinden çıkıp giderse hiç sesini çıkarmıyorsun adam geri dönerse kucağını açıyorsun yahu ne yapıyoruz falan demiş olabilirler ya. Yani. <laughs> <Zaten> hocam zaten <laughs> bu kadar basit bu kadar basit olmaması <laughs> lazım kadar demiş basit olabilirler. Hayır Allah'ı yeterince Emre hocamın çok güzel bir kitabı var aslında başlığına ben çok beğeniyorum tam Kur'an ayetini hmm. hocam kitap yapmış. Allah'a öğretilen din, Emro evet. hocam evet. kitabının evet, adı. Evet. Şimdi Kur'an'da siz Allah dinini mi öğretiyorsunuz diye bir ayet var. Emre hocam da onu kitap başlığı yaptı. Hatta hocam, bazıları böyle kitap başlığı mı olur dedi. Oysa Kur'an ayeti kitap başlığı. Benim burada Allah insanlara özgürlüğü, mürtet olma özgürlüğünü vermiş. Dinden dönme özgürlüğü. Hatta dikkat edin Kur'an'da dinle alay edenler bile geçiyor. Alay edildiği zaman o ortamı terk edin. Hicr 15, diye, Hicr diye Suresi 15. Var. Birkaç yerde var. Veyahut da siz kitap verilenlerden, başkalarından incitici sözler iş, işiteceksiniz. Sabrederseniz sizin için hayırlıdır diye ayetler. Buna karşı bizimkiler ne yapmış? Allah yeterince merhametli olmayı beğenmemişler. Böyle de olur mu din demişler. İşte din alay eden öldürülür demişler. İşte mürtede Kur'an cevaz vermiş, mürtede olanlar o hal üzere olursa Emre hocam ayeti söyledi. Bakara suresinde de geçiyor e, ayet, kimi yerlerde. O hal üzere devam edip ölürse ahirette hesabının görüleceğini ayet söylerken e, hemen öldürülür mürtet diye fetva. Hocam şeyi de var yani Kur'an-ı Kerim diyor ki işte iman eden sonra inkar eden. Sonra iman eden tekrar inkar edip o hal üzerine ölen. Şimdi bu ne demek? Demek ki insanların bir kısmı iman ettikten sonra inkar edebilir ama tekrar imana dönebilir ve tekrar inkar etmeden de hayatını devam ettirebilir. Yani insanların böyle iman ve inkar arasında gidip gelmeleri olabiliyor. E şimdi hocam da dediği gibi siz birisini bir kere bunu insanları dinden çıkarma hakkı kimin elinde? Böyle bir yetki tamam. otorite kimse de böyle bir hak yok. Ya bir gerçek. Allah bu kadar o kadar olsa. hoş göstermiş. Buna yani. kim karar veriyor bir de yani? Hani şimdi adam mesela kendi siyasi görüşüne uygun düşmeyen herkesi çıkartabiliyor dinden. İşte halifeliğini ilan ediyor diyor ki bana biat etmediği için artık dinden çıkmıştır. Peki dinden çıkanın hükmü nedir diye bakınca işte klasik kaynaklarda örneğin öldürülmesi. Yani İshidin lideri Bağdadi'ye diye göre bütün Müslümanlar mürte. Yani bizim Türkiye'deki evet. Türkiye'yi mürte ilan edip İde. Türkiye savaşı ilan ettiler. Yani Türkiye'deki bütün yani. siyasi yöneticileri halka mürtet Türkiye diye savaş ilan ettiler. Yani ya da köleliği Mustafa Reşit Paşa köleliği kaldırdı. Kölelik pazarın İstanbul'da Suudi Arabistan o dönem e, halk ve ulema e, bunlar mürtet oldular. Çünkü kölelik Kur'an'ın bir e, kurumudur. Siz kimsiniz de kaldırıyorsunuz. Bunlar mürtet oldu. Dinden çıktılar diye fetvalar verdiler. Kur'an'da da burası. kölelik diye bir şey yok. Şey şey Kur'an yani. köleliği kaldırılması gerekli. Sarp bir yokuş olarak tabii, söylüyor. Tabii. yani Kur'an kölelerden bahsediyor ama Kur'an'ın bütün hükümleri... O bir realite ama kaldırın o köleliği. Tabii de, yani e, ya işte belli suçların cezası veya zekat tabii, verilecekler tabii. yerler hep kölelik diye gösteriyor Kur'an. onu aşılması gerektiği bir yokuş olarak gösteriyor tabii. insanların önüne koyuyor köleliği ve açlık seviyesindeki fakir Yani birisi onu kaldırmışsa Müslüman memnun olacağını onu şey, mültepe ilan ediyor. Yani. Şimdi burada iki türlü hata var. Onu karıştırmasın diye bir daha vurgulayayım. Bir, yani dinden dönen, ben birisi ateist oldum Kur'an'a göre Müslüman toplumda rahatça diyebilir. Buna hiçbir ceza uygulayamazsınız. Hristiyan oldum diyebilir. Her şeyi diyebilir. Şimdi bir yani mürted öldürülemez. Ama bir de bir ikinci bir hata var. Ya adam Müslüman zaten mürtedim demiyor. Dinle ilgili o yorumu beğenmiyor. O yoruma karşı çıkıyor. Siz adamı kendi kafanıza göre din dışı mürted ilan ediyorsunuz. Şimdi böyle iki tip sorun var. Tekfir bu zaten. Hayır, zaten mürted ilan edilemez. Yani mürted öldürülemez zaten. Ama diğer taraftan siz hangi akla Engizisyon kurulu gibi yani kimin dinde olup olmadığına ki kendisine bir kimse Müslüman olarak nitelendiriyorken onu tekvir edeceksiniz. Burada işte Kur'an aslında İslam geleneği içinde çok güzel hükümler konmuş. Yani veyahut da ilkeler konmuş. İşte kıble ehli tekvir edilmez gibi çok güzel ifadeler olmuş. Ama uygulamaya bakıldığında bir kısımda işte İbrahim'e İbo diyen, Abdullah Apo diyen kafir olur. Gibi öyle bir şeyler koymuş ki herkes her an kafir oluyormuş anlamına gelecek şeyleri de dinin içine sokmuşlar. Şimdi buradan dediğimiz gibi e, yani İslam'ın temel Birincisi herkesin dediğimiz gibi inanma ve reddetme özgürlüğü var. Hı hı. Dedikten sonra kim Müslümana bakarken biz ama şunu bence yakalanması lazım. İslam'ın temel direklerine inanan herkes Müslümandır. İslam'ın temel direkleri nedir? Nedir? Onları reddettiğinizde artık kendisini Müslüman olarak düşünemeyeceğiniz ne varsa mesela temel direktir. Mesela ne değildirden örnek vereyim. Hı. Mesela diyelim ki kelamdaki tartışmalar olmuş. insanın işte özgür iradesi ne kadar Şimdi kelamdaki diyelim ki mu, ister mutezileyi kabul edin, ister eşariyi kabul edin. Hangi görüşü kabul etseniz e, öbür türlü de düşünseniz ya ben görüşümü düzelttim deyip yine kendinizi Müslüman olduğunuzu düşünebilirsiniz. O zaman ben diyor ki bu İslam'ın temel bir direği değildir. Önemli bir meselesi olsa da. Yani buradaki bir yanlışlık, kafirlik meselesi olamaz. Veyahut da diyelim fıkhi bir uygulama. Ayağınızı diyelim yıkayacak mısınız, mesedecek misiniz gibi bir tartışmada Diyelim ki yıkayacak olan kimse mesetmesi gerektiğini mesetmesi gerektiğini anlarsa fikrini değiştirir yine Müslüman olarak kalabilir. Hı hı. Veya öbürü tersi için de aynısı geçerli. Ha demek ki burada bir insan karşı tarafın sunduğu fikri kabul ettiğinde kendini hala Müslüman olarak düşünebiliyorsa bu İslam'ın temel bir direği değildir. Peki İslam'ın temel direği nedir? İşte tevhid dediğimiz aslında burada Allah'ın birliğini ifade eder ama tevhidle beraber Allah'ın önemli sıfatlarını koyabiliriz. İşte Allah'ın ezeli olması, kudretinin gücünün yüksekliği ve işte Allah'ın birliği. Şimdi bunlardan herhangi birinin bir insan inanmasa, Allah'ın varlığına inanmasa veya da Allah'ın birliğine inanmasa artık kendini Müslüman olarak düşünemez. Ya yani güneşi bir tanrı olarak kabul etse veya materyalist olsa. Ha bu demek ki İslam'ın temel bir direği, tevhid dediğimiz Allah'ın sıfat, hmm. temel sıfatları veya tevhid temel bir direği. Veya da nübüvvet. Ki birisi dese ki Hz. Muhammed Allah'ın peygamberi değil, Kur'an Allah'ın kitabı değil. Ha bunun da Müslüman olacağı düşünülmez. Bu da İslam'ın <laughs> temel bir direği. Veyahut da bir insan yine dese ki ahirette sorgu yok, cennet cehennem yok. E bu da Müslüman olacağı düşünülemez. Şimdi bunlar baktığımızda genelde bize tevhid ve ahiret diye geçer. Bunlardaki herhangi bir fikir değişikliğini düşündüğünüzde reddettiğiniz artık kendinizi Müslüman olarak düşünemeyeceğiniz şeyler. Ha, buralarda kabul eden herkesi de o zaman yani Allah'ın varlığını, birliğini, Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi, Kur'an Allah'ın kitabı olduğunu, ahirette sorgunu, cennetin cehennemin olduğu gibi temel direklerini kabul eden herkesi Müslüman kabul eden, ondan sonra geri kalan tartışmaları ise birbirini tekvir etmeden masaya e, yatıran bir anlayış geliştirmemiz lazım. Demek istediğimi anlatabiliyorsunuz. Evet. Tekfiri bir kenara bırakan ve bu şekilde. Buradaki tabii önemli sorunlardan birini ben hep paket programcılık olduğunu düşünüyorum. Paket programcılık deyince de karşımıza bence mezhepler çıkıyor. Mezhepler nedir? Dini belli bir şekilde anlayışın tarih içinde kurumsallaşması. Fakat kurumsallaşınca bunlar ne olmuş? Ee, bir yerde paket programa dönmüş. Hocam o e, konuya geçmeden bir virgül koyup e, Emre hocamızın tamam. da görüşünü alıp öyle dönelim mi? Çok beklettik çünkü. Yok, yok. Hiç evet, evet. etmiyor. Ben keyifle dinliyorum Şimdi Bu noktada sizin de görüşlerinizi aldıktan sonra tabii ki en önemli noktalardan biri dediğiniz gibi. E, meseleler... Buraya dönelim bu paket program meselesi önemli. çünkü. Ona döneceğiz. Tabii. Evet. Emre Hocam sizi bir dinleyelim konuyla ilgili fikrinizi sonra paket programdan devam edeceğiz aslında hocam. Aslında şöyle tabii konu konuyu açtı ama asıl konu herhalde soru şuydu dinin doğru anlaşılması doğru neden önemlidir. Evet. evet. Şimdi dinin doğru anlaşılmasının önemi şundan bence temelde. Şimdi e, dinin hedefi nedir ona bakmak lazım. Yani din neden gelmiştir veya insanın dine niye ihtiyacı vardır? Allah niye din gönderme ihtiyacı hissetmek istiyor? Işte? Buna bakmak lazım. Aslında din bize insan olduğumuz gerçeğini hatırlatmak için gelmiştir. Yani Allah bizi insan olarak yaratmıştır. İşte e, Rum suresinin 30. ayetinde de fıtrattan verilen, yaratılıştan insana verilen dine bir vurgu vardır. İnsan aslında fıtratında zaten Allah'a ve dine e, yönelme ve ihtiyaç vardır. Allah da bu ihtiyacı karşılamak üzere din göndermiştir. Peki niye göndermiştir din? Bunun birçok sebebi sayılabilir ama bunlardan bir tanesi, İnsan olarak doğmak değil tek başına, insan kalabilmektir esas olan. Hmm. Çünkü insan olarak doğmak bizim seçimimiz değil. Biz herhangi bir canlı olarak da dünyaya gelebilirdik. Allah bizi insan olarak yaratmıştır, özgür irade vermiştir bize, akıl vermiştir. Ve hem irademizi hem aklımızı kullanarak iyi insanlar olmamızı istemiştir. Ama insanın imtihan edilebilmesi için, sınanabilmesi için Şems suresinde dikkat çekildiği gibi, İnsan da hem iyiliği hem kötülüğü yapabilecek bir potansiyelin de insanda olması gerekir. İşte Allah hangi eylemleri yaparsak o eylemlerin kötü olacağını, hangi eylemleri yaparsak o eylemlerin iyi olacağını bize hatırlatmaktadır. Bu hatırlatma olmadan da belki insanların bir kısmı bir şeylerin iyi ya da kötü olduğunu keşfedebilirdi. Ama böyle bir durumda bunu fark edemeyen, keşfedemeyen insanlar o kötülükleri yaptıkları zaman... Hesap günü ahirette Allah'a karşı bahaneleri olurdu. İşte Kur'an-ı Kerim burada dikkat çekiyor. İnsanların Allah'a karşı bahaneleri olmasın diye biz onlara elçiler de gönderdik, kitaplar da gönderdik diyor. Niye? İnsan eğer bize elçi gelseydi ya da kitap gelseydi biz de doğrunun ne olduğunu öğrenir ve ona göre hareket ederdik Diyemezsin demesin diye. diye. Şimdi temelde bu ise demek ki dinin hedefi nedir? Din hedefi e, erdemli, adaletli, merhametli insan inşa etmektir ve o insanlardan oluşan bir toplumu inşa etmektir. Yani Hazreti Peygamber'in aslında Mekke'de başlatarak daha sonra Medine'de ve tekrar Mekke'ye döndüğü zaman aslında ideali buydu. Erdemli bir toplum inşa etmek. Yani zaten o toplum erdemli bir toplum olsaydı oraya bir elçinin gelmesine gerek Gerekten. olmazdı. Vahyin gelmesine gerek olmazdı. Toplumu baştan aşağı inşa etmek, dönüştürmekti. Neden? Şimdi bakın, dinin doğru anlaşılmasının önemi şurada da karşımıza çıkıyor. İnandığınız şey sizi dünyanın en iyi insanı da kılabilir, en korkunç insanla dönüştürebilir. Hı, doğru. Neye nasıl inandığınızdır burada yasası olan şey. Yani bakın Bakara suresi 93. ayette Kur'an-ı Kerim'de diyor ki İsrailoğullarına hitaben eğer gerçekten iman ediyorsanız inancınız size ne kadar kötü şeyler yaptırıyor diyor. Yani bir insan mesela tek başına iman ettiği bir iddiadır. Ben iman ediyorum diyor ama aslında yaptığı şeylere bakmak lazım. Bugün mesela din adına, İslam adına atmak içerisinde terör eylemleri yapan insanlar da kendilerini en hakiki Müslüman olarak görüyorlar. Hatta Allah'a ve eee Resulullah'a belki hizmet ettiklerini düşünüyorlar bu anlamda. İslam'ın bayrakları olduklarını iddia ediyorlar ve Müslümanları öldürürken yine hani Müslüman olmayanı öldürebilir anlamında söylemiyorum ama Tabii ki. baktığınız zaman hakikati kendisinin temsil ettiğini söylüyor ve bunu öldürerek bazı ayetlere de dayandırabiliyor kendine göre ayetleri bağlamından kopartarak hadislere de dayandırabiliyor ya da işte kitaplarımızdaki bir takım hükümlere dayandırabiliyor sorduğunuz zaman. Ama şimdi bakıyorsunuz dışarıdan ya bir insan Müslümansa ve bu insan İslam inancı üzerindeyse ki işte barış, esenlik, güven değil mi? Şimdi bir Müslümanın yapamayacağı ne varsa eğer o insan bunları yapıyorsa o zaman bu hayat aklımıza geliyor. Yani nasıl bir inanç ki bu? Size bu korkunç şeyleri yaptırıyor diye. Yine mesela Nisa suresinin 136. ayetinde de çok çarpıcıdır o ben e, çok dikkatimi çeker. Ey iman edenler diye başlıyor ayet. Bakın ey iman edenler iman edin Allah'a elçisine ve elçisine indirdiği kitaba diyor. Şimdi hitap iman edenleri zaten. E şimdi zaten iman etmişse o insanlar tekrardan niye acaba Allah'a, elçisine ve Allah'ın indirmiş olduğu, elçisiyle beraber gelmiş olduğu kitabı imana davet ediliyorlar? İşte bizim iman bir iddia olduğu için imanımızı gerçekten test etmemiz lazım, sorgulamamız lazım. Neye göre? Allah'ın göndermiş olduğu kitaba göre. Acaba biz gerçekten Allah'ın iman sahibi olarak tanımladığı ilkeli, erdemli, adaletli, merhametli insan profiline uygun muyuz değil miyiz diye buna bakmamız lazım. O yüzden din anlaşılması çok önemli. Bugün insanların bir kısmının inandığı şey uğruna neler yapabildiğini görebiliyoruz. Bu sadece Müslümanlarla ilgili de değil. Yani bugün işte bir Budist de mesela Arakan'da, Budistlerin bir kısmı bazı Budistler, rahipler Arakan'da sırf Müslüman oldukları için, Türk oldukları için işte ya da farklı bir grupta olduğu için insanları katledebiliyorlar, yakabiliyorlar, yakabiliyorlar. Aslında Budizm'e de temelde baktığınız zaman Budizm de insanları öldürün, katledin diyen bir inanç sistemi değil. Tabii. Ya da yıllarca haç seferleri oldu. Hristiyanlar mezhepler kendi aralarında birbirlerini katlettiler. İşte Katolikler İstanbul'a geldi. Ayasofya meydanını Ortodoksları katlettiler. Kendi dindaşlarını. Yani bu açıdan bakınca dinin doğru anlaşılmasının önemi gerçekten sizi canavara döndürmesin, sizi bedevi bir insana döndürmesin, sizi bir ölüm makinesine döndürmesin diye. Çünkü din hayat vermek için gelmiştir. Yani yaşamı güzelleştirmek için gelmiştir. Bakın. Din insanları bir arada barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde, güven içerisinde yaşatmak için gelmiştir. Ve din problemlerimize çözüm olmak için gelmiştir. Ama bugün bu yanlış din anlayışları sebebiyle din en büyük problemimiz haline geldi. En büyük ayrılığımız haline geldi. Yani bizi birleştirmesi, kaynaştırması gereken hani minor konularda farklılıkları olabilir. Bu gayet doğaldır. Farklı düşünceler olması da gayet doğaldır ama hani majör konularda bizi bir araya getirmesi gereken din bugün en büyük kutuplaşmamız, en büyük ayrışmamız. Yani İslam coğrafyasını, Müslümanların coğrafyasını düşüneceğimiz zaman bugün mesela işte Yemen başta olmak üzere birçok yerde mezhep çatışmaları var. Yani Şiiler, Sünnileri öldürüyor, Sünniler Şiileri öldürüyor. Bir karikatür vardı yani hakikaten çok trajikomik. Ee, i̇şte e, Sünni misin diye soruyor Şii e, karikatürde. Yok Hristiyanım diyor. Sünni de Şii'ye soruyor. işte Şii misin diyor. O da Hristiyanım diyor. tamam diyor. Sen ne işimiz yok. Yani Sünli Şii olursa onu öldürüyor. Şii Sünni olursa onu öldürüyor. Ama adam başka bir inanç alsa sen ne işimiz yok falan gibi böyle maalesef trajikomik durumlarla karşılaşabiliyoruz bu anlamda. Tabii şey din, çok o, bir fıkra ekleyeceğim evet, oraya evet. destek olsun diye. İrlanda'da Katoliklerle Protestanlar arasında yüzyıllardır gelen bir kavgada benzer bir şey yaşanıyor. Gece geç vakitler karanlık kesiyorlar bir adamın önünü. Katolik misin, Protestan mısın diyorlar. Adam önce şaşırıyor sonra hemen buluyor cevabı. Ben diyor ateistim diyor. Peki katolik ateist misin, protestan ateist misin? <gülüyor> <gülüyor> <Saniye> <gülüyor> bir <öyle>. şekilde. <laughs> Niyeti bozmuşlar yani. Niyeti olunca. <laughs> aslında o, haricilerle ne böyle gerçek şeyler hariciler var. De, Şimdi, hariciler de vasıl bir hata olay olayı var. Onlara tabii e, ne dersek bizi katlederler diye endişe ettikleri için hani biz gerçeği arayanlar falanız deyip. yani, yani, yani burada yani. burada kaçırılan bir şey şu bakın. Yani Burada emelde <laughs> temelde inancın bireysel bir şey olduğunu ıskalıyoruz. İnanç Allah'la kul arasındaki bireysel bir hadise. Yani mesela ne ben sizin neye inandığınız veya ne oranda inandığınız, nasıl inandığınızla ilgilenmek durumundayım ne de siz benimkiyle. Allah'la kul arasında. Ya yani kimse şey alakalı etmez. Bakın yani az önce Şabın Ali Hocam söyledi. Dilen iman, iman etsin, dilen inkar etsin. Allah bu özgürlüğü tanımış kuluna. Çünkü hesabını kendisi soracak. Yani Allah hiç kimseye din polisi, din jandarması kılmamış ki. Kur'an-ı Kerim bakıyoruz. Peygamber için diyor ki sen onlar üzerine bir zorba değilsin. Sen onlar üzerine bir bekçi değilsin. Sen onun üzerine bir vekil değilsin diyor. Zorlayacak diyecek değilsin. Evet, değilsin. Yani. değilsin. Sen Ve Peygamber sana... bile değil. Yani evet, doğruluğu tabii. yüzde yüzken. Hani yor, yorumu Nasıl? Falan. Yani Peygamber bile peygamber değil. De peygamber bile böyle bir yetki hani Biz bugün dini yani. yanlış anlayabileceğimizi düşünürüz. Ona rağmen daha temkinli olmamız lazım. Peygamber doğruluğu kesinken, başkaları ee, başkalarını. Hani birisine insanlar üzerinde din adına baskı. Kur'an'a hakkı verilecek olsa kime verilir diye sorsanız bunlar peygamberler Peygamber olur olabilir. ki Allah peygamberlere dahi böyle bir böyle şey bir Şimdi vermem. bir kere şöyle düşünelim yani baskıda zorbalıkla bir şey inandırmak bir insanı o insanı riyakar yapar, iki yüzlü yapar, münafık yapar. Tabii ki. O zorluk durum ortadan kalktığı zaman o insan işte inanıyor gibi gözüküp de yaptığı şeylerden de uzaklaşır, vazgeçer. Dinin böyle bir hedefi yok. Yani bakın Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde deniyor ki eğer Allah dilemiş olsaydı, yeryüzündekilerin tamamı da iman ederdi. Şimdi iman etmeler için onları sen mi zorlayacaksın diye peygamberimiz. Ya Allah bunu istememiş. Niye istememiş? Çünkü değerli olan insanın kendi aklıyla, özgür radesiyle karar vermesi, iman etmeye veya inkar edecekse inkar etmeye. Kendine göre bir gerekçe geliştirmesi bununla ilgili ve Allah'ın huzuruna geldiği zaman da hesabını ona göre vermesi. Yani Allah hiçbirimizi birimiz üzerinde hesap sorucu kılmıyor. Veya işte ben buna inanıyorum, Ekin Hanım da buna inanmak durumunda. Ha, Ekin Hanım buna inanmıyor mu? O zaman ona yaşam hakkı yok. Ya da o zaman ona düşünme hakkı yok. İşte ona seçim hakkı yok. Yani Allah böyle bir yetkiyi vermiyor. Zaten böyle bir yetki vermiş olsa, vermemesine rağmen insanlar birbirlerini bu kadar yok ediyorken, bir de böyle bir yetki vermiş olsa Allah herhalde dünya neye dönüşürdü? Yaşanmayacak e, bir yere dönüşürdü Yani dönüşürüm. bu anlamda. O yüzden dinin doğru anlaşılması, tekrar başa dönecek olursak, e, olmazsa olmaz bir gereklilik. Bir de dinde farklı yorumlar Olması gayet tabii dedik olacak ama işte şu nokta önemli. Bütün bu yorumlar da eşit seviyede doğru olacak diye bir şey yok. Çünkü hakikat bellidir. Allah din sahibidir ve Allah o hakikati ortaya koyar. Ama o hakikati anlamamızda farklılıklar olabilir. İşte birbirimizi istişare ederek, görüşerek, tartışarak doğrunun ne olduğu veya doğruya en yakının ne olduğunu anlamaya çalışabiliriz. Ama bunun ötesinde hiç kimse... Din benim dediğimdir, din benim yazdığımdır, din benim ortaya koyduğumdur. Ha, buna inanıyorsanız dindesiniz, inanmıyorsanız dinin dışındasınız deme yetkisi yok. Çünkü din kimsenin malı değil. Din Allah'ın dinidir. Dolayısıyla hükmünü Allah koyar, fetvayı Allah verir. İnsanlar da ancak Allah'ın kitabına, e, o kitabı hayatına taşıyan Hazreti Peygamber'in kitaptan hareketle ortaya koymuş olduğu örnekliğine bakarak dinin ne olduğunu ve ne olmadığını öğrenir. Yani orada da e, kriter yine bir keyfilik yok. Ee, Emroca'nın söylediği biz peygamberleri gönderdik. Hak ve hakikat kriterine göre insanlar arasında hükmetsinler diye. Yani peygambere de şunu sorabilir bir insan. Yani ya da peygamberin getirdiği dinin, diyelim Hazreti Peygamberin getirdiği dine biz diyoruz ki doğru, hakikati temsil ediyor. Aynı anda bir başkası çıksa, ya ben de peygamberim. Aha ben de kitap getiriyorum diyebilir. Ne yapacağız biz? yani adama hayır sen neye göre hayır sen diyeceğiz. Ortada hak ve hakikat kriteri var. Dolayısıyla buradaki Hazreti Peygamberin biz arkasındayız. Kur'an-ı Kerim hak kitaptır diyorsak bunu ulema şunu söylüyor. Yani burada bir epistemik temel var, bilgi temeli var, hakikat temeli var. İnsana dönerseniz insana hitap eden bir vicdan, insaf temeli var. Duyguları tatmin temeli var. O kadar geniş bir zeminde inşa ediyorsunuz ki, bir aynen bir meydan okumada Kuranda hiçbir yerde karşı tarafın al kafasını yarın, işte sahte peygamberi kesin deme. Ne diyor? Haydi Kur'an'ın bir benzerini getirin, bir suresinin benzerini getirin, delil on getirin, suresinin benzerini getirin. Karşı delil taraftan getirin delilini ya. istiyor ve karşı tarafa meydan okunuyor. Yani Kur'an sürekli değil peygambere karşı çıkan fikirlere meydan okuma, Aslında cevap Aslında hep e, düşündürme değil mi hocam? Hayır, işte fikir fikri özgürlüğünle ilgili bu çok önemli bir temel oluşturuyor. Kesinlikle. Olur. Yani, yani şey kelimelerin gücü. Tabii. Bunu bunu vurgulamamız gereken Çünkü bu. Çünkü Kur'an kendini kelimelerle, güveniyor. kelimelerle kendini inşa ediyor ve e, Maturidi çalıştığım için adını sıkanıyorum. anıyorum Kitabu Tevhidin ki Magnum opustur Kelamını yani. Özel, en, Kelamın en ayırmak büyük ayırmak. eserlerinden birisidir. Birinci sayfasında diyor ki din dediğiniz şey ya yani iman Hı -hı. dediğiniz Hı -hı. olguyu delil üzere ya delil kavramı felsefenin argüman kavramı felsefenin en anahtar kavramı doğru mudur Caner Hocam? Hocam Canan biz hocam, bugün delil yani... deliliniz olmadan hiçbir iman aklından bahsedemezsiniz. Ya adama Kelamcılar o kadar uç şeyler demiş ki bize. Biz akıl dinde önemlidir diyoruz. Bir kısmı delilinin olmayanın imanı geçersizdir demişler. Biz bile bugün demeyeriz. Burada geride geri kalabiliriz Biz bugün aklı onlardan. kullanın dedik tabii, diye tabii. bir kısmı bize reddiye videoları yapıyor. Adam diyor aklını kullanacakmış hmm. diyor falan filan. Aslında Kur'an'ın da söylediği şey. Hocama da yani bütün hocalar da biz aklı kullanın dedik diye reddiye yapıyorlar. Mesih yani İslam düşüncesinde imanı geçersizdir demişler. Kitabı ı Tevhid'in evet. birinci sayfasında büyük bir alimin imandan bahsederken. Çünkü imanı şöyle diyor. Sen Augustin örneğini veriyorum katol işte Katolik inancının kurucusu adam diyor ki anlamak için inanmam lazım diyor <laughs> Önce inanacağım diyor inan ondan sonra anlarsın Bizimkiler diyor ki anlamadığın şeyi nasıl inanacaksın anlamadığın şeye önce anlaman lazım anlamak için zihinsel yetilerini devreye sokacaksın İşte o mamatur bize öğrettiği. Delil, argüman olmadan bu iş olmaz. Çünkü yanlışı doğrudan nasıl ayıracaksın diyor. Adam diyor ki benim imanım da doğru. Argü, o kendisini neden böyle diyorsunuz diye soruyorsunuz. Ya diyor yanlış iman diyebilmeniz için adama neye göre yanlış diyeceksiniz? Delil getiremeyecek. Hadi kendini bir ispatla getire. ha diyeceksin. O zaman delil yoksa ispat edemiyorsan. O zaman bu yanlış diyeceksin. Hocam aynı zamanda şey de var ya İmam Matur dedi. Yani bir e, din adına akla düşmanlık yapan bir insanın bile, dinde akla yar olmanı söyleyen bir insanın aklını bile bunu e, yani. Söylemesi için aklını kullanması aklını lazım. Kullanması Orada bile akla muhtaç Ama delil, birinci sayfada delil, argümanı getirip önümüze koyması. Bu, çünkü delil kelimelerle olur. Ben şunu hep söylerim. Peygamberlerin silahı kelimelerdir. Bu şu demek. İkna et kardeşim. Ya Allah demiyor mu? Bir insan taşa da tapıyorsa hakaret etmeyeceksiniz ona. Peki e ya Rabbi yanlış taşa tapıyor yahu. Nasıl na, nasıl yani? Adamın yaptığı işin yani taşa tapmanın yanlış olduğunu kendisine anlatabilirsin. Bunu tartış çünkü kelimeleri devreye sok. Hı hı. Bizim mevzimiz kelimelerle dolu. Peygamberlerin silahı kelimeler. Kaba güç yani ben söylerim mesela 7 yaşına geldiği zaman bir insan çocuğuna namaz kılmayı Diyecek ki namaz kıl, hadis olarak geçiyor. Hı hı. Kılmazsa dövsün diyor. Böyle bir şey var mı Kur'an'da? Öyle bir, Kur'an'da yok, hadiste de yok. Hı hı. Ama peygamberimizin hadisi olarak aktarılıyor. Ya 7 yaşındaki çocuğa, namaz kılmayan 7 yaşındaki çocuğu döveceksin. Ondan Zimlerse sonra soğutacaksın. Ondan sonra bu çocuk ileride din düşmanı olacak, gidecek bir psikiyatra ya da psikoloğa, senin bir çocukluğuna inelim diyecek, gidecek yedi yaşına babasından yediği daya görecek. Şimdi bu bu bir teori değil. Bu hadise göre 7 yaşına bekliyor. 7 yaşına gelen çocuğa hadi namaz kıl. Bir bakıyor, aksatıyor. Hadi peygamberimizin dediği gibi ben ya böyle sen ikna edeceksin. E, sevdireceksin, eğer öyle bir derdin varsa yapamıyorsan o acziyet sana zaten bir ceza olarak gelir. Hocam zaten ama aslında yani bu şeyler ibadetle ilgili şey. şeyler. Tabii. Çocuğa hani biraz pedagoglar da daha çok alanı bu ama Çocuğa yap denmez zaten. Sen yaparsın, örneğin o, örneğin o yaptığın örneğin. ibadetler senin hayatında olumlu, güzel yansımaları olur. O çocuk şunu görür. Yani benim annem ya da babam ibadet ediyor ve o ettikleri ibadet onu daha iyi bir insan kılıyor, daha sabırlı bir insan kılıyor, daha merhametli bir insan kılıyor, daha paylaşımcı ya. bir insan kılıyor. Çocuk bunu görür, ibadet etmenin güzel bir şey olduğunu kavrar ve sizin ona bir şey demenize gerek kalmaz. Doğal akışında o zaten etmek isteyecekse eder ya da hayatın bir evresinde buna karar verir ve başlar. Yani zorbalıkla yaptığınız şey Bakara suresi 256. ayet Kur'an-ı Kerim'de çok açık diyor ki dinde yok baskı yok yani tiksindirme yok dinde. Yani in, bir insanı e, yani lanet olsun nereden e, Müslüman bir anne babadan dünyaya geldim e, nereden e, böyle bir e, şanssızlığa talihsizliğe e, düştüm dedirtmemek lazım. Bunu hakkında şunu sorabilir miyim? Şimdi hep ikna etmek gerekiyor. Kelimelerin gücü dedik. E, asla öldürme yok, savaşmak yok dedik. Cihat nasıl anlatılıyor İslam'da? Yani cihat da aslında esas cihat kelimelerle ikna ederek o kişiyi kazanmak mı peki? Yani Furkan suresinde dediğiniz gibi diyor işte onlara Kur'an'la cihat etmenin hı hı. dilmesi geçiyor. Onu da büyük cihat olduğu söyleniyor Kur'an'la olan cihatın. Yani dediğiniz gibi temelde cihat Kur'an'la olan e, mücadeledir. Hı hı. Cihat da mücadele etmek aslında Allah yolunda didinmek demek. Ve her türlü mücadeleyi kapsar. Yani aslında Müslümanlar yok edilmeye kalktığında Müslümanlar savaşarlarsa onu da kapsar. Yani onu da kapsamaz hı hı. diyemeyiz onu da kapsar. Ama e, çok açıkça bu savaş kısmı Şimdi cihat kelimesi dediğim gibi hepsini kapsayan bir kelime. Savaşla ilgili bölümü var. Bu savaşla ilgili sorular diye onu açalım. Orada da çok açık şekilde Kur'an karşı tarafın saldırması şartına bağlamıştır cihadı. Hı hı. Yani karşı tarafın farklı fikirden olması, e, mürtet olması, Yahudi olması, Hristiyan olması, ateist olması, şinto olması falan bir savaş sebebi değildir. Bazıları fıkhın içinde karşı tarafın ganimetlerini falan filan almak için Kur'an'daki açık hükümlere Nazara e, rağmen Müslüman olmamayı savaş için yeterli sebep saymışlardı. Bu ciddi soru. Fakat buna karşı İslam düşüncesinin içinde birçok kimse Kur'an ayetlerinde göstererek karşı taraf savaş açmadan savaş açılamayacağını söylemiştir. Nitekim Kur'an'daki ayetler de bunu söylemektedir. İşte Haç suresinde işte kendilerine savaşanlara savaş açılanlara savaşma izni verildi denmiştir. Yani savaşa savaşa teşvik edilmiyor. Tabii. Caner Hoca'yı tercüme etmiş olayım. Kur'an-ı Kerim'de savaşa izin veriliyor. Yani savaşı, savaş açılma savaş, şartına bağlanarak. Savaş mesela Maturidi'nin temel ilkelerindendir. Uluslararası ilişkiler ilkesidir. Bir millete, kendi cümlesini söylüyorum. Bir millete kafir olduğu için, inkarcı olduğu için savaş ilan edilemez. Zalim olduğu için savaş ilan edilebilir. Çünkü ayet-i kerime şunu söylüyor. <laughs> Ve la udvane illa ala zalimin düşmanlık yapacaksanız sadece zulmedenlere yapabilirsiniz. Hı hı. O zulmedenler de Müslümanlara yapıyor diye değil sadece insana zulmediyorsa bir yerde zulüm varsa o zulmü bitirmek Müslümanlığın gereğidir. O savaşı gerektirir. Kıtal dediği olay bu. Araya, araya araya çok şey yani araya, işte, araya. işte yani savaş gibi mücadeleyi de kapsasa da yani bu savaş kısmı ancak dediğin karşı tarafın ancak savaş açması şartına Kur'an'da bağlanmıştır ki onda da Kur'an savaşta aşırı gitmeyin şeklinde ifadeleri vardır. Karşı taraf barışa yanaşırsa siz de yaraşın tip ifadeleri vardır. E, bu da önemli. Yani günümüzde e, ahlak felsefesinin altında bir dal olarak savaş ahlakı çok tartışılan bir konu. Ve savaşın ne zaman başlatılıp başlatılmayacak kadar belki günümüzde ondan daha da yoğun bir şekilde savaşın nasıl sürdürüleceği konusu tartışılıyor. Bu yüzden Kur'an'da savaşta aşırı gitmemenin Karşılara barışa yanaşırsa barışa, barışa yanaşma, yanaşma gibi ifadelerin olması da çok bence e, Kur'an'ın inşa ettiği zihin açısından önemlidir. İzin verirseniz şu Şimdi paket programla evet. ilgili şey Lütfen. diyeyim. Şimdi yani bence birkaç hususa dikkat çekmemiz lazım. Bir tanesine zaten dikkat çektik yani bir kere dini yorumumuz bizim vahiy değil. O yüzden her insan hata yapabilir. Evet. Bir de Kur'an'ın otoritesini delen otoriteler olmuş. Onları da diyeceğim. Yani hı hı. onları söyleyeyim sonra her birini açmak lazım. İşte bir siyaset uğruna Kur'an'ın otoritesi delinmiş. Ondan sonra Kur'an'ın otoritesi bazen fıkıh başlığında delinmiş. Bazen peygamber adına uydurma hadislerle Kur'an'ın otoritesi delinmiş. Bazen tarikat veya şeyh'e otorite verip o otoritesini Kur'an'a aykırı fikirleri sokarak delinmiş. Bazen de modernite adına modern döneme dini uydurmak için Kur'an'ın otoritesi delinmiş. Yani Kur'an'ın otoritesinin delinmesinde böyle başlıklar var. Her birine de çok örnek verilebilir. Ama mezheplerle ilgili kısma dönersek, şimdi dini yorumda farklı fikirlerin çıkması demi söylediğimizden de anlaşıldığı gibi doğaldır. Yani çünkü insan olarak biz hata yapıyoruz. Fakat sorunlardan biri şu, dinin adına yapılan yorumlar tarih içerisindeki belli süreçlerle ve birçok zamanda siyasetin etkisiyle kurumsallaşmış. Kurumsal yapılara dönülmüş. Böyle işte o mezhep dediğimiz şey o kurumsal yapıların adı. Hı hı. İşte paket programda dediğimiz o. Şimdi bence farklı fikirlerin olması sorun değil ama e, mezheplerin böyle paket program gibi olması da bence ciddi bir sorun olmuş. Niye? Çünkü o zaman insanlara dayatılan şey şu oluyor. Birçok yerde dayatılmış kimi zaman da istenen şey diyelim e hatta dayatılan şey şu olmuş. Şu paket programı sen kabul et. O zaman insanlar ne oluyor? Teker teker masada konuları bulmuyorlar. Sizi bir mezhebin Alt üyesi olmaya davet ediyorlar. Falanca mezhebin alt üyesi ol, işte Hanefi ol, Hanbeli ol, işte Zeydi ol, e, işte Caferi ol şeklinde sizi bir şeye davet ediyorlar ve siz önce onu olup onun altındaki bütün fikirleri kabul ediyorsunuz. Siz artık Hanbeli olduğunuz için falanca şey uyguluyorsunuz. Hmm. Oysa pekala şu mümkündür ki her insan aklıyla hata yaptığı gibi Hanbel birçok konuda hata yapmış olabilir. Ebu Hanife de yapmış olabilir. Nitekim Ebu Hanife Birçok konuda yorum yaptığında görüyoruz, talebeleri ona karşı çıkıyor. Ve kendisi talebelerine delillerini söylemelerini istiyor ve kimi zaman fikrini değiştiriyor. Değil mi? Yani Aslında bu mezhep kurucuları dediğimiz şeyleri çok da hani mezhep kurmak için zaten ortaya çıkmamış. Görüşleri beyan etmişler ama onların da belki ummayacakları bir kurumsal yapıya dönüşmüş. Ama kendileri de fikirlerin yanlış olabileceğini zaten kabul etmiş. Değil mi? Talebeleri Hı. farklı fikirler söylemiş, onu kabul etmişler, delilini istemişler. Ee, bu da neyi gösteriyor bence? Bir mezhebe tabi olup da komple bir fikirler bütününü almak yerine biz masaya fikirleri yatırırız. İşte bir yerde birisi diyor ki işte diyelim ki demin söylediğimiz konu ayak yıkanır meseledir. orada onu inceleriz. Veyahut da dendiğim gibi mesela midye karides bir mezhepte yenmez demiş birisi yenir demiş. Hani onun deliline bunun deliline e, bunlar incelenir. Herhangi bir konuda yani sonuçta bir konuda Ebu Hanife haklı olabildiği gibi birinde ne bileyim e, Caferi bir haklı olabilir. Birisinde en güzel izah Zeydi yapabilir. Veyahut da günümüzdeki birçok hoca onların hepsinden daha güzel de izah etmiş olabilir. Ben yani bir konuyu incelerken, diyelim ki bu mürtetle ilgili konu illa geçmişte kalacağım diye de bir şey yok. Emre hocama, Şaban Ali hocamın bu konuyla ilgili yaptığı yorumlara, delillerinin ne olduğuna bakarım, kabul ederim. Paket programcılık bunu engelliyor. Siz bir yerde bir paketi açıyorsunuz, sanki o zaman paket programcılık mezhebi adeta din kabul etmeye götüren bir şey. O paketin bir şekilde doğru olduğunu kabul gibi bir şey gerekiyor orada ve bu da gerekince bir yerde o mezhebi kutsallaştırmaya işte o mezhebi kuran kimsenin hakkında hadisler olduğunu söylemiyor o mezhebi kuranın rüyasında Allah'a gördüğünü veyahut da çok yüce bir veli kulun Allah'ın veli kulunun o mezhepten olduğu için o mezhebin kabulü gibi bir yerde mezhep kurucularının veya ona tabi olanların bir epistemolojik ayrıcalıkları olduğunu yani Allah'la özel bağlantılar olduğu gibi Uydurmalar anında onu takip etmeye yönelik oluyor. O insan o paketi kabul etmeye yönlendirmeniz için. Bu tehlikeli. Yani farklı fikirlerin olması bence tehlikeli değil. Ama mezhepleşmenin yani bazıları kaçınılmaz diyor. Bence aşılması gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet yani farklı fikirlerin olması kaçınılmazdı. Ama mezhepleşmenin ben kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Yani Pekala mezhepçilik... bunların kurumsal yapısının otoritesinden kurtulabiliriz. Ben de kendim adıma kendimden örnek vereyim. Kendim Hanefi bir ailede doğdum. Türkiye'nin büyük bir kısmının olduğu gibi Bosna'dan gelen bir ailede doğdum. Ama zamanla inançlarımda baktım. Sonuçta yani ben bir mezhebe tabi olacağıma Kur'an'ın otoritesinin de arttırılması gerektiği görüşü ve de farklı görüşleri inceleyerek kendimi artık sadece Müslüman olarak nitelendiriyorum. Birisi yani Hac suresinde de Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi diye geçiyor. Ha birisi bana Nesin diye sorduğuna mezhebin ne dedi. ben Müslümanım diyorum. Ayrıca bir mezhep ismine gerek duymuyorum diyorum. Ama bu mezhep kurucularına düşman oldum falan da anlamını getirmiyor. İşte herhangi bir fikir inceleneceğinde ben yani Şaban Ali hocamı, Allah rahmet eylesin Hasan Onat hocamı, Emre hocamı onların fikirlerine bakacağım gibi Ebu Hanife'ye de, İmam Şafi'ye de, e, Caferi mezhebinin kurucularına da değil mi 12 imam onların da her birinin görüşüne bakarım. Hiçbirine bakmaktan da çekinmem yani her biri bir yerde isabet etmiş. Olabilir bu onların reddi ve onları düşmanlık anlamında değil. Fakat herhangi bir kişinin fikirlerini tarihin belli bir döneminde ortaya koyduğu fikirleri bugün bir paket gibi kabul edip din olarak onu görmenin hatalı bir yere götürdüğünü kanaatindeyim. Ve bence bu mezhepçiliğe de kaçınılmaz olarak mezhepleşme kaçınılmaz olarak mezhepçiliğe götürüyor. Yani bir mezhepler evet. üzerinden çatışmaya görünüyor götürüyor. Evet. Şaban Ali Hocam sözünüz bitti mi hocam? Bittisi... Yani benim daha söyleyecek çok şeyim var. Sizin sözün asla, asla bitmez hocam. Nasıl tekrar geri yani döneceğiz? Çok önemli Bu konu... bir konu. E... Kesinlikle. Konuya devam ediyoruz zaten. Siz de arada Hı -hı. lütfen katılmak istediğiniz zaman gelin. Şaban Ali Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Ya, mezhep e, meselesini e, dinde ayrılık ve farklılıklar, ayrışmalar, çatışmalar e, başlığı altında ele almak doğru değil Hı -hı. kanaatince. Öyle başlamadı. Yani şöyle düşünün mesela İmam Şafii, İmam Şafii Ebu Hanife'den sonra yani onun öldüğü yılda o doğmuş. Hı hı. Onun birikimini görüyor ediyor ve diyor ki yani müthiş derya deniz bir adam diyor. Keşke yetişseydim öğrencisi olsaydım diyor. Şimdi yani Şafii'nin İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bakışı bu ya da diğer alimler arasında yani mezhep kurucusu olarak gördüklerimizin büyük kısmı arasında böyle bir saygı, böyle bir fikir, öyle bir fikir kıvamı var ki diyelim, yaratıcı bir kıvam ona saygı gösteriyor. Ama bir kısmı, bir kısmı da şöyle diyelim, İmam-ı Azam ismi geçtiği için söyleyeyim. Kendi döneminde Ebu Yala diye bir adam var. Elinden gelse İmam-ı Azam ipe çektirecek. Çünkü e, halifenin yanında danışmanı yani hı hı. sürekli beraberler ve bir tartışma oluyor. Ebu Hanife diyelim meclisi terk ediyor. Terk ettikten sonra bütün kayıtlarda var tabakat kitaplarında. O da alim ve çok büyük bir alim. Öyle kabul ediliyor. Ebu Hanife çıkar çıkmaz adama söylediği halifeye bu adamı eğer yok etmezseniz başınıza bela olacak. Nitekim siyasette işkence yaptığı da birçok kaynakta geçiyor şimdi, bu hanife. Ya. Hem Emeviler hem Abbasiler geçiş mazısı. Fakat şimdi Ebu Hanife yani kolay Ebu Hanife olunmuyor. Müthiş bir çalışma, azim ve zeka. Şöyle bir olay anlatılır Ebu Hanife ile ilgili. Bütün ulemayı halife topluyor. İmam-ı Azam da orada. Kendisine isyan eden bir bölgenin üzerine daha önce orduyu göndermiş halife. Adamlar zoru görünce bütün ahali toplanıyor. Diyorlar ki biz bir hata yaptık. Bir daha eğer isyan edersek kanımız sana helaldir. Malımızı müsaade et. Ne yaparsan yap ama bu sefer dokunma. Halife insaf ediyor. Orduyu geri çıkıyor. Adamlar çok geçmeden bir daha kargaşa isyan ediyorlar. Halife topluyor Mansur orduyu. Götürecek ve adamları kıyacaklar. Ama fetva alması gerekiyor. Ulemayı topluyor. Yine Ebu Hanife de orada. Ne dersiniz? Bütün ulema diyor ki ya bunlar senin halkın. Affedersen senin yüceliğindir. Ama öldürürsen tamamını daha önce sana kanımız sana helaldir dediği için hiçbir sakıncası yok. İmam-ı Azam diyor ki durum böyle değil. Nasıl yani diyor halife? Şimdi bir adam gelse sana dese ki ya ben bıktım bu hayattan tamam mı? Beni öldürebilirsin, öldür beni dese. Sen öldürebilir misin adamı? Hayır. Bir insan diyor kendisine ait olmayan emanet çünkü sen kendi canını sen mi var ettin? Allah'ın verdiği canı alabilirsin bir millet böyle bir söz veremez sana. Dolayısıyla verdikleri bu söz geçersiz bir sözdür. Sen o adamların üzerine orduyu gönderemezsin. Halifede bütün ulema da kalıyor. Çünkü bu çok ince bir zeka ve böyle bütün fetvalarında, Ebu Hanife'nin fetvalarında çok ince ayrıntılar var. Bir meseleyi çözümlüyor ve sonunda böyle bir şey çıkıyor. Ya da başka bir örnek, İmam Şafii ile ilgili anlatılır. Mesela Ahmet bin Hanbel'in çözemediği, içinde çıkamadığı, üstelik hadisçidir bir mesele. Hazreti Peygamber'den bir hadis rivayet ediliyor. Kuşları yuvalarında rahat bırakınız. Hadis, kuşları yuvalarında rahat bırakınız. Ya bu ne diyor hadis? Ahmet bin Hanbeli vesaire soruyorlar diyor ki işte yani hayvanları öldürmeyiniz yuvalarında rahat bırakınız diyor. Ama soranlar diyor ki ya, ya bu zaten bildik bir şey anlaşılan bir şey bunu, bunu dememesi lazım başka bir şey. Sonra geliyorlar Medine'de bir genç etrafında millet konuşuyor onları anlatıyor. Ha bu adam diyor ağzı laf yapıyor dinliyorlar millet de dağıldıktan sonra buna yaklaşıyorlar. Diyorlar ki ya bir hadis var biz içinden çıkamadık. Kuşları yuvalarında rahat bırakınız. Ne dersin bu nedir? Açık diyor. Araplar diyor seyahate çıkacakları zaman kuşları alır uçururlardı. Eğer seyahate çıkacakları tarafa uçarsa seyahate çıkarlardı. Ters tarafa uçarlarsa seyahat iptal ederlerdi. Bu işte bir uğursuzluk var diye ya kuşları yuvalarında rahat bırakın demek bu işleri bırakın gidin iklime bakın işte kendi planınıza bakın kuşları bırakın bu işleri demektir bu diyor. Aa çok iyi senin adın ne diyorlar benim adım İdris e. Şafii diyor tamam mı şimdi ya bu da bir Aa, ama aynı Şafi'yi keskin zekasıyla yani kita üm kitabı Risale kitabı bir kodifikasyon yapıyor ne diyor yak. Neredeyse diyebiliriz ki fıkıhta neredeyse diyebiliriz ki kendisi Arap olduğu için yani o dönem kodifikasyon döneminde sorun şu. Bunu Süfyan Es-Sevri Arap olduğu için görüyoruz. Ulemayı sayıyor. Yani söz sahibi, yazan, çizen büyük isimleri sayıyor. Nereli bu adam diyor? İranlı. Nereli bu adam diyor? Türk. Nereli bu adam? Aa diyor. Bütün kadı, yargıç, büyük isimleri sayıyor. Arap nerede? Araplar nerede diyor. Araplar nerede diyor. Yani işte ilim, geçmiş e, mevali dedikleri e, milletin eline, Araplarda alim kalmamış, bir iki tane kalmış ve işte İmam Şafii onlardan bir tanesi. Neredeyse şöyle diyor, ya Arapların, Arapların kabul ettiği, uyguladığı hukuk, adet, gelenek, görenek ne varsa onların hepsini İslam'ın içerisine fıkıh olarak bocaladı, boca et boca etti deniyor İmam Şafii için. Bunda o kıyas yöntemi vesaire ağırlıklı payı var. Çünkü bizim temel iddiamız şu. Kur'an, benim de kanaatim Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı, Semerkant bölgesinde anlaşıldı. Yani Kur'an'ı çok daha iyi anlayan insanlar bana sorarsanız o büyük büyük uleman, alimlerin, hadis alimleri de, kelam alimleri de, fıkıh alimlerinde de çıktığı Orta Asya bölgesi. Dolayısıyla burada bir din milliyetçiliği adına bunu söylemiyorum ama çok açık Emeviler dönemi, Abbasiler döneminde siyasete yaklaştırılmayan insanlar kendilerini ilme, irfana vermişler ve bu işleri yapmışlar. Yani üretmişler. O insanların şimdi en tehlikelisi nedir? Örnekler. Bugün Türkiye dünyadaki örneklere baktığımız zaman zaten o pratik, yani dünyadaki bir pratik bizim burada teori kurmamızı zaten hiç gerektirmiyor. Pratiği engelliyor. Nedir? E, Teoriyi engelliyor. Pratik ne? Ya mezhep adı altında insanlar birbirlerini katlediyorlar. Yani bir şeyi bir Sünni'nin camisini bombalayabiliyor. Bunun ötesi yok bunu hangi din yaptırıyorsa bunu hangi mezhep yaptırıyorsa bırakın mezhebi o din bile din değildir. Yani onu da masanın üzerinden süpürün atın. Yani bir dinin mabedini, insanların bulunduğu bir mabedi havaya uçurduracak bir mezhepten bahsetmiyorum diyorum. Bir din de varsa gidin mabedi bombalayın diyen bir din varsa masanın üzerinden onu da süpürelim diyorum ben. Dolayısıyla mezhepçilik İslam ümmetinin en büyük belası, başının belası. Bugün mezhepçilik dediğim şey, mezhebe bakışım nedir? Mezhebe bakışım şu diyorum ki ta başta söyledim. Bu insanların farklı görüşlerde olması, yaşam pratiklerini e, size göstermesi rahmettir. Peygamberimizin ya gö çünkü ortada ne var? Görüş ayrılığı var diyorum. Caner Hoca'nın söylediği ya bu mezheplerin varlığı sonunda mezhepçiliğe götürüyor kısmı eğer, eğer mezhepçiliğe götürmese de mezhepliliğin gerekli olmadığını düşünüyorum. Yani farklı fikirlerin olup da arasında yani size, de. Size, Çünkü size şeydi diye görüyorum. Yani birisi komple fikirleri söylemiş. O komple fikirlere bağlanmak mezheplilik. Yani oradaki, Oysa bana göre teker tabii. teker hükümler var. Yani pekala biz yani Ebu Hanife'nin bir yerde Hanbel'in bir yerde, Şafi'nin bir yerde, ya bir mezhepten ibnite, çıkıp de... bir yerde doğru olduğunu düşünebiliriz. Yani kesinlikle düşünebiliriz. O zaman herhalde. kesinlikle düşünebiliriz. O zaman yani şöyle yani diyeyim, şu değil, itiraz... mezhep göz önüne almak lazım ama bence mezhep olarak göz almamak lazım. <laughs> Mesela İkil, fikirleri... dilik olarak bana göre maturidilik diye bir şeyin olması yanlış. Şafilik diye bir şeyin olması yanlış. Ya bu şöyle şuradan ama çıkıyor. Emre bu, şey, hayır, şey, çıkış hocam, biliyoruz hocam. Şimdi şuradan yani devlet, gerek... devlet, tabii, tabii. devlet Güzel istediği Selçuk, ha. ondan diyorum arkasında Yani Ehl-i Sünnet'ten bugün bahsediyoruz. ehl Sünnet'in bir defa devlet, e, devletin tercihi böyle. O da tabanı konsolide bir, etmek için çıkmış ha, bir deyim zaten. Kaçıncı kon, yüzyılda çıkmış. Bir onda. konsolidasyon. Yani devletin, res şöyle düşünün Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken Kur'an-ı Kerim'i Mehmet Akif Ersoy'a tercüme ettiriyor. Elmalılı Hamdi Yazır'a tefsir yazdırıyor. Babanzade Ahmet Naim'e tecrid-i sarihi yazdırıyor. Hadisler. Şimdi bildiğiniz resmen sünni bir devlet dini, sünnilik dinini üstelik, sünniliği diyelim, sünnilik dini yanlış ifade, sünniliği yani bir tercih olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisine koyuyor. Neden böyle? Çünkü Selçuklularda da Alparslan, Sultan Alparslan Devleti dört temel üzerine oturttu. Bunlardan bir tanesi medreseler yani medrese bildiğiniz e, sünni e, kurumlar. E, tekkeler o zaman tekke olarak e, geçmiyor. Hangah olarak geçiyor hangahlar. Berit teşkilatı, berit dediği istihbarat. Ondan sonra da ikta, yani toprak sistemi. Bakın burada resmen tercihi medresedeki o sünni sistem. Neden? Ya çünkü Selçukluların 1058'de Bağdat'a gelmesinin sebebi zaten Şii Büveyhilerin tehdidi. Bağdat'ı ele alacaklar, geçirecekler ve Bağdat'taki halife Selçukluları çağırıyor. Gel beni kurtar diyor. Peki Sünni olarak çağırıyor. Dolayısıyla adam orada devletin, devletin kimliğini oluşturan bir yapı ya. olarak bunu fark ettiğiniz zaman diyorsunuz ki ha ya bu bir de, ya şimdi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ile... siyasetin dönemin pragmatizmi açısından yaptığı şeyler zamanla mezhebin din olarak algılanacağı süreçlere götürmüş sonunda. Yani, evet, o dönemin bir pragmatizmi için de şiiliğe karşı tabii, tabii, konsolide etmek tabii. için bu kısmı birleştirmek için bugün aslında birbirine bugün bugün muhalif bile, olan. Bugün bile, bile ehli sünnet anetli, vurgusunun ağırlıklı Şiili'ye karşı bir konumlanma olduğunu görüyoruz. Değerli hocalarım Emre hocama da söz tabii vermek tabii. istiyorum bu konuda. E... Emroca burayı toparlayacak. İkimiz şimdi... arasında şimdi toparlayacak. Onun için ortaya aldık. Aynı evet. Ortaya aldık. Toparlayacak evet. Emre Hoca. <laughs> şimdi şöyle e, mezhepler beşeri oluşumlardır. Bir kere bunun anlaşılması gerekiyor. Hiçbir mezhep eşittir. Din değildir. Bu Müslümanların e, tarih içerisinde oluşturduğu mezheplerde Hristiyanların diğer inanç sistemlerinde hangisi olursa olsun. Çünkü her inanç sisteminin mezhepleri var kendi içerisinde. Alt kolları var vesaire. Peki Hazreti Peygamber'in, Peygamberimizin sağlığında herhangi bir mezhep var mıydı? Hayır yoktu. Şimdi önce tam bir netleştirdim şeyleri. Ee, Peygamberimizle beraber iman eden sahabe herhangi bir mezhebe uyuyor muydu, uymuyordu? Şimdi bu kadar net bir konu bile halk arasında o kadar yanlış biliniyor ki. Bir sokak röportajı var, e, internette var, izledim geçen gün. Şunu soruyorlar insanlar, diyor ki Peygamberimiz hangi mezhepteydi? Şimdi tabii halkın çoğunluğu Hanife olduğu için Hanife mezhebiydi diyor. Ya o dönemde ne Hanife mezhebi var, ne Ebu Hanife var? Hatta bir tanesinin cevabı çok enteresan diyor ki hem Hanefi'de hem Şafi'de hem Hanbeli'de hem Maliki'de hepsi birden soyuyor. Şimdi dört tane mezhep hemen mezhep varmış şey, garanti alıyor yani <laughs> bütün şıkları işaretlemek gibi bir şey yani hepsi şıkkı vardır ya yani Tabii, hepsi birden diyor. Kavramı. Şimdi bakın bu kadar temel meselede bile hani sorsanız mezhepsizlik yani hakaret olarak kullanılmış bir şey. Yani bir insan ben mezhepsizim falan dese geleneksel din anlayışında bu hakaret gibi değerlendirilen bir şey. E, bu kadar temel meselede bile maalesef e, mes işin aslı esası bilinmiyor. Bilinmediği için de ne oluyor? Herkes kendi mezhebini dinin kendisi zannediyor. O mezhep dışında olan insanları da sanki İslam'ın e, dinin dışındaymış gibi algılamaya başlıyor. Mesela Sünnilerin diyelim ki önemli bir kısmına sorsanız Şiileri beğenmeyecektir. Şiilerin önemli bir kısmına sorsanız Sünnileri beğenmeyecektir. Şimdi onların esas aldığı kaynaklar Kur'an'ın yanında esas aldıkları kaynaklar farklıdır. Sünnilerin esas aldıkları kaynaklar farklıdır. Sünnilerin de tamamı aynı kaynaklar esas almaz. Onlar da kendi içerisinde çeşitli kollara ayrılmışlardır. Onlar da Kur'an dışında farklı kaynakları kendilerine esas alarak ortaya farklı görüşler koymuşlardır. Ama Peki, esas alınması bu, gereken tek kaynak Kur'an evet, değil mi? Şimdi oraya getireceğim zaten. Peki bu mezheplere, bu mezheplerin nispet edildiği şahıslar mesela İmam-ı Azam ve Bu Hanife. Acaba bu bir mezhep kurmuş mudur? Yani hadi gelin toplanın ben bir mezhep oluşturuyorum. Benim görüşlerim etrafında birleşin ve herkes bundan sonra din adına bu görüşleri benim sesin demiş midir? Hiçbiri ben bir mezhep koyuyorum iddiasıyla ortaya çıkmamıştır. Zaten Haniflik mezhebi olarak kabul eden mezhebin bugün yaygın olarak geldiği hali İmam-ı Azam'ın genel din anlayışının da maalesef çok dışına çıkmıştır. Yani daha çok şafilik belki karışmıştır bu da onu söyleyebiliriz bir anlamda. İmam Ebu Yusuf'la Muhammed yani talebelerin üzerinden daha çok oluşmuş bir sistem, bir yapı. Peki bu şu mu demektir? Yani Hanefi mezhebine inanan bir insan din adına Ebu Hanife'nin veya ondan sonra gelen talebelerinin ortaya koyduğu şeyleri mi esas almalıdır? Ya da Şafii mezhebine inananlar onları mı esas almalıdır? Çünkü bunlar arasında çeşitli konulardı. Mesela nelerin yenilmesinin haram ve helal olduğu gibi bir başlık açtığınız zaman mesela farklı helaller ve haramlar çıkar karşınıza. İşte abdesti bozan şeylerle ilgili mesela farklı helaller ve haramlar çıkar karşınıza. Ama şimdi biz biliyoruz ki din tek din. Hatta din Hazreti Adem'den itibaren tek din. Yani ilk defa peygamberimize gelmiş bir din de değil. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok açık beyanlar var. O zaman nasıl olur yani Müslüman'ın diyen insanların bir kısmı bir şey helal, bir diğer kısmı onu helal sayısın. İşte buradaki temel problem zaten yöntem problemi. Dinin anlaşılmasıyla ilgili problem. Şimdi peygamberimizin döneminde de peygamberimizle birlikte iman edenlere de Allah'ın kitabı yetiyordu. Zaten Allah'ın kitabı ile hükmetmesiyle ilgili onlarca ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Peki sorudan gelenlere niye Kur'an yetmemeye başladı? Yetmeyenlere en azından niye yetmemeye başladı? Çünkü dinin içerisine o kadar fazla şey boca edildi ki farklı inançlardan, kültürlerden, Müslümanlığa geçenler, münafıklık edenler ki Kur'an-ı Kerim'de bunun işaretleri var. Daha peygamberimiz hayattayken münafıklık edenler var. Hatta Tövbe Suresi'ne dikkat çekiliyor. Tutup bir mescit kuruyorlar bunlar. Daha ilk günden orada namaza durma diyor mesela. Dırar mescidi, zarar mescidi mesela. Dikkat edin. Daha peygamberimiz hayattayken Müslümanları bölmek istiyorlar. Ama şu iddiadalar iyilikten başka bir şey istemiyoruz iddiasındalar. aslında. Yani dışarıdan baktığınız zaman işte bunlar Müslüman zannediyorsunuz. Halbuki bu insanlar münafıklar. Daha peygamberimizin vefatından itibaren iktidar mücadelesi başlıyor. Her grup Kendisine yakın olarak konumlandırdığı kişinin halife olmasını istiyor. İşte Hz Ali'yi destekleyenler var. Ee, diğer grupları destekleyenler var. Hz Ebbekir'in hilafetinde, e, halifeliğinde e, hemfikir olunuyor. olunuyor Ama dinmiyor şeyler. İşte hocam az önce dikkat çekti. Şimdi düşünün ki Müslümanların hakim olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bu halifelerin yani devlet başkanlarının üçü katlediliyor, şehit ediliyorlar. Kimler tarafından? Yine Müslümanlar, yine Müslümanlar. tarafından. Ya bakın düşünebiliyor musunuz? Hazreti Ali ile yani peygamberimizin hem amcasının oğlu hem damadı Hazreti Ali ile peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe savaşıyorlar ya. Savaşıyorlar. Yani Hazreti Osman şehit ediliyor. Hazreti Osman şehit edildikten sonra Emevi ailesinden biliyorsunuz e, peygamberimize risalet geldiği zaman Mekke'nin lideri Ebu Süfyan var biliyorsunuz. Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye e, o dönemde Hazreti Osman onu Şam'a vali olarak atamış. Ee, Hazreti Osman şehit edildikten sonra Hazreti Osman'ın kanın davasını gidiyor. Hazreti Osman'dan sonra Hazreti Ali e, halife olduğu için de halifeliğini tanımıyor onu ve onu Hazreti Osman'ın katillerini e, bulmamakla veya bu konuyu önemsememekle suçluyor. Bu sefer Muaviye ile Hazreti Ali karşı karşıya geliyor. Hazreti Osman döneminde atanan valiler var. Hazreti Ali'ye biat etmiyorlar. Şimdi yani o kadar kaotik bir ortam var ki düşünebiliyor musunuz? Ve hep iktidar mücadelesi bakıyorsunuz. Sonra Hazreti Ali katlediliyor, Hazreti Ali şehit ediliyor. E i̇şte peygamberimizin torunları işte Hazreti Hasan'a geçiyor işte halifelikle ilgili şey. Bu sefer Muavi ordusuyla beraber geliyor işte Hazreti Hasan üstüne geliyor falan. Neyse anlaşıyor Hazreti Hasan, şey Hazreti Hasan vazgeçiyor. Muavi'ye geçiyor bu sefer. Muavi ile beraber saltanat başlıyor, babadan oğlu geçen bir sisteme dönüşüyor, ilafi sistemi falan. Yani o kadar karmaşık bir dönem ki ve bu karmaşık dönem içerisinde on binlerce Müslüman telef ediliyor. Ne için? Ya İslam hani barış diniydi ya, inananlar kardeşti. Ne için? Siyaset. İktidar mücadelesi. Şimdi bu kargaşa içerisinde aslında önce işte itikadi mezhepler dediğimiz farklı görüşler, mezhepler ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü bunlarla ilgili insanlar hüküm vermek istiyorlar. Kim haklı, kim haksız, hangi konuda, hangisi, hangi ayete göre uygun hareket ediyor, etmiyor. İşte hariciler ilk çıkan e, fırka olarak yaygın olarak kabul ediliyor. E sonra Hazreti Hüseyin'in ee, katledilmesiyle beraber Kerbela'da Şiiliğin daha böyle sistematik organize bir şekilde ortaya çıktığı kabul ediliyor vesaire. Bütün bunlara baktığımız zaman arkasında hep siyaset ve siyasetin birbirini kırması var. Aslında ilk başta itikadi mezhepler sonra işte daha fıkhi mezhepler de e, teşekkür etmeye başlıyor falan. Bu sefer ne oluyor? Her grup kendi e, esas aldığı görüşü ortaya koyan veya savunan mezhep görüşü neyse Orada gruplaşmaya başlıyorlar. Şimdi bakın ben fazla şey yapmadan vakti almadan birkaç tane ayet müsaadenizle hemen hocam, paylaşayım. Buyurun. Bu Kur'an-ı Kerim'de mezheplerle ilgili hiç olumlu bir şey geçmez. Tam tersine olumsuz olarak geçer. Mesela bu konuyla ilgili en önemli ayetlerden bir tanesi Ali İmran Suresi'nin 103. ayetidir. Kur'an-ı Kerim'de burada der ki hep birlikte Allah'ın ipine yani vahye Kur'an'a, peygamberimizin bu bunu yorumuyla Hablullah diye bir şey yorumuyla sımsıkı sarılın ve ayrılmayın. Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize da o kalplerinizi ve Onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Bakın Allah bunu niye hatırlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Daha peygamberimiz hayatta yani değil mi? Kur'an-ı Kerim vakti evet. geliyor. Niye hatırlatıyor? Bu hataya düşecekler çünkü. Niye düşecekler Bildiğin bu için? hataya? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de kendilerine daha önce kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanların da bu hataya düştüklerini gösteriyor. Söylüyor bunu zaten. Onların düştüğü bu hatalara düşmeyin diye. Yine mesela bakın. Diyor ki ee, Enam suresinin 159. ayetine bakın. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah onlar yapmış olduklarını bildirecektir. Dinlerini parça parça edenlerden bahsediyor. Bunu yaptılar. Ehli kitap yaptı bunu. Yahudiler, işte Hristiyanlar bunu yaptılar kendi aralarında. Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili ee, o kadar fazla ayet var ama diyorsunuz ki yani bu kadar apaçık ayetlere rağmen nasıl oluyor da Müslümanlar bu kadar farklı gruplara ayrılmışlar? Her bir grup kendini dinin aslı olarak konumlandırmış, bir diğer grubu potansiyel düşman olarak konumlandırmış. İşte bugün dedik ki farklı mezhepten oluş insanlar birbirlerini katleder duruma gelmişler. Öte taraftan da diyorsunuz ki bir yandan İslam barış dinidir, kardeşlik dinidir, işte güven dinidir vesaire. Bunun o zaman gerçekte bir karşılığı olmuyor. Niye? Çünkü Müslümanlar İslam'ı tanınmaz hale getirmişler. Mas maalesef bu mezhepsel ayrılıklar sebebiyle din tanınmaz hale gelmiş. Yani Peygamberimizin sağlığında hiçbir mezhep olmadığını söylüyoruz. Bu ne demektir? Peygamberimiz Allah'ın kitabına uymuştur ve Allah'ın kitabına göre hükmetmiştir. Yani ben bana vahiy yoluna uyuyorum diye apaçık ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. O zaman bugün bir Müslümanın yapması gereken nedir? Allah'ın kitabına uyması. Çünkü Resulullah'ın yolu budur. Ha! beşeri oluşumlardır. İnsanlar isterlerse o mezheplerin görüşlerine bakabilirler. Gayet tabidir bu. Bir başka insanın görüşüne dinleyebilirler. Bakın Zümer suresinin 18. ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. O bize der ki onlar inananlar her sözü dinlerler. En doğru en güzel olana uyarlar. Bu ne demektir? Bu aslında farklı düşüncelerin, farklı görüşlerin olmasının gayet tabi olduğunun bir açıklamasıdır, bir habercisidir. Farklı görüşler olacaktır. Dinleyeceksin. En doğrusunu olacak. Peki en doğrusunu tespit edebilmen için e, minimum ne ihtiyacım var? Dinini doğru, ihtiyacın doğru bilme ihtiyacım var. Yani sen Allah'ın kitabını bir inanan olarak ona inanıyorsan eğer doğru bilmen gerekiyor ki sana din görüşü olarak gelen görüşler arasından doğru ve yanlışı ayırt edebilirsin. Furkan mesela Kur'an-ı Kerim isimlerinden bir tanesi. Yani bir ölçü, doğruyla ile yanlışı ayıran bir ölçü, hakla batılı ayıran bir ölçü. Şimdi Allah insanda da furkanı yaratacağını söylüyor gerçek anlamda iman ederse, salih olursa bir kul, Allah ondan da Furkan'ı yaratacağını söylüyor. Bu ne demektir? Yani birileri bir şey söylediği zaman o dinden midir, değil midir bunu ayırt edebiliriz. Ama insanlar maalesef ki bunca ayete rağmen Allah'ın e, yaratmış olduğu bu akıl ayetini gerektiği gibi kullanmadıkları için, maalesef okumadıkları için, maalesef dinlerini öğrenmedikleri için her kafadan bir ses çıkıyor. O kafalardan çıkan sese göre de insanlar hangisini kendilerince daha yakın buluyorlarsa, daha makul buluyorlarsa ona göre yöneliyorlar ve din diye onu biliyorlar. Ama Zoruf Suresi'nde açık bir şekilde 44. ayette Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bize sizi bu kitaptan sorguya çekeceğiz ve sorumlu tutacağız. Bitti. Yani, yani aslında gayet açık ve net. Ya bu kadar. Bitti. Şimdi bunu söylediğiniz zaman insanlar hemen etiketlemeye başladı. Aa şunu inkar ediyorlar, bunu inkar ediyorlar. Ya Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık bir ayet var. Bu ayet hepsi bütün Müslümanları muhatap alıyor yani. Bütün Müslümanların ortak şey yani. Kur'an Müslüman olup da farklı mezhep hangi mezhepte olursa olsun herkesin hem fikri olduğu ortak paydası nedir diye sorsanız. Mesela hadislerle ilgili kabul eden olur, etmen olur, birinin sahip bulduğunu öbürü zayıf bulur. Bu tartışılır ama bütün Müslümanların, Sünni'nin grupları olsun, Şiilerin grupları olsun, bütün Müslümanların ittifak edeceği şey nedir diye baktığınızda Allah'ın kitabıdır, Kur'an-ı Kerim'dir. Yani onun yanına koydukları şeylerde ayrışabilirler ama Kur'an ortak paydadır. O zaman... Herkesin görüşünü Allah'ın kitabına göre şekillendirmesi gerekir. Allah'ın kitabına yaklaştığı oranda doğru olabilir bir insan. Allah'ın ayetlerinde örtüştüğü oranda bir insanın ortaya koyduğu şey geçerli olabilir. Yani aslında kolay, kolay şey zor bir şey değil anlaşılması ama karışık hale getiren biziz. Yani anlaşılmaz ve içinden çıkmaz hale getiren biziz. Çok kısa bir örnekle hemen tamamlayayım fazla uzatmak adına. Yani düşünün ki mesela siz İsviçre'de yaşayan bir insana, diyelim ki bir erkeğe veya bir kadına. Daha önce hiç İslam'la ilgili bir bilgisi yok. Kur'an-ı Kerim hiç okumamış ve anlayabileceği bir şekilde bir dilde Kur'an-ı Kerim'i bir mealini veriyorsunuz ve onu okumasını istiyorsunuz. Şimdi bu insan bu kitabı okuduğu zaman ne düşünecektir? Bu kitapta geçen şeylerin din olduğunu, bu kitapta geçmeyen şeylerin de din adına açıklanmadığını düşünecektir. Evet. Yani mesela hiç şöyle bir şey düşünür mü? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki leşkan domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilenler siz için haram kılınmıştır. Bu kadar. Şimdi mezheplerin bir e, kendi içerisindeki yenilmesi helal haramlar listesine bakıyorsunuz. Böyle bir restoran menüsünü dolduracak kadar evet. farklılık gösterebiliyor. Mesela şöyle bir soru acaba ilk defa Kur'an okumuş bir insan aklına gelir mi? Acaba mide karides yemek helal midir haram mıdır? Yani niye böyle bir şey düşünsün adam? Kitapta yazmıyor ki zaten. Yani kitapta olmayan bir şey adam niye düşünsün? Ya da şunu şunu yapmak acaba helal midir haram mıdır diye düşünür mü? Düşünmez. Çünkü hukuk sistemlerinde de böyledir. Kitap neyi yapamayacağınızı söyler. Neyi yapamayacağınızı söyler. Söylemediği şeyler de yapılabilir şeylerdir. Yani zaten Eşiyada orada açık asıl açık olan yazarken. İbahadır demişler. Evet. Yani tü, ulemanın bazı böyle genel ilkeleri koyuyorlar. İşte mesela Abdullah ah, ah, Ahmet Cevdet Paşa'nın mecelle çalışması, 10 yıllık bir çalışma ilkeler koyuyorlar. İlkelere bakarsanız o ilkeler yüzlerce yıllık gelen problemler, bu tartıştığımız problemleri nasıl aşabiliriz'i tartıştığı için yani 10 yıl adamlar bu iş yeni bir hukuk yeni bir hukuk sistemine metodoloji koyalım ve herkese ışık olsun ve onu ilkelerden bir tanesi eşyada anılan isimler dahil midyesi karidesi dahil eşyada asıl olan ibahadır. Yani yasaklanmadığı sürece her şey helaldir. Haramdır denilmediği sürece her helaldir. şey helaldir. Peki neye haram deniliyor Kur'an-ı Kerim'de? Sayılıyor kan. Leş yani kendiliğinden kendiliğinde ölmüş bir diyor. hayvan ve bilerek kasıtlı olarak Allah'ın adından başkasının adı yani be adı besmele çekilmeden kesilen hayvan demiyor. Putlara da. Putlara adanan. Ad, başkasının adına bile bile kesilmiş yani o hayvanın da yenilmesi yasaklanıyor. Biodomus. Haram kılınır. Evet. Haram kılınıyor. Domuz etinin aynı şekilde e, haram kılınıyor. Bunun dışında kalanlar size helaldir. Az önce söyledim mesela Arapların yemediği ne varsa İslam öncesi Arapların. <laughs> Yemediklerini bakıyorsunuz onlar haram listesine konularak e, bu tarafa geçirilmiş. İşte İmam Şafii'ye demin itiraz ettiğim nokta. Araplar da öyle de. Ee, öbür tarafta da kültür unsuru yani. Tabii. Bu kültür adam orada yiyor burada yemiyor. Aslında tamam, hocam bunu, bunu sırf dinim... bu ilke olsak yani, yani Kur'an ki... tabi Kur'an'daki haram kılınmayan şeyler helaldir ilkesi otursa benim tahminim. Zaten menim, her şey kolaylaşıyor. Şöyle dindeki tartışmaların hepsi diyemem ama yani iddialı şey söyleyeyim. dörtte e, üçüne yakını çözülür böyle fıkhi tartışmaları. Mesela neler? Mesela müzik haram mı değil mi diye bir tartışma var. Telli sazlar haramdır demişler. Ha, mesela bu tartışmayı komple çözüyorsunuz. Burada. Ona baktığınızda zaten evet. resim, heykel, çoğunluk. İşte bunların hepsi mesela hocamın söylediği o ilkeyi bir tane söylese. Kur'an'da yasaklanmayan her şeyde burada Kur'an'ı da otorite yapmak lazım. Çünkü bu ilkeyi sonra öyle bakmışlar ki bu ilkeyle kendi istemedikleri şeyler helal olacak olunca bu sefer uydurma hadis fıkıhla üretmeyle e, din üretilmiş Mesela ne bileyim satranç tavla adam istemiyor. Kur'an'dan satrançın tavlanın haram olduğu çıkmıyor ama... ...literatüre bakarsanız satrançın da tavlanın da haram olduğuna ilgili bir sürü şey var. ya yani, müziğin haram olduğuna ilgili tak, gibi. Mesela bunu ki açtık. ya 30 sene önce Caner Hocam 30 sene önce ben hatırlıyorum. Ka yani kadın sesi. Kadın sesinden bahsediyor. Şarkı söyleyip söylemesinden bahsetmiyor. Konuşmasından bahsediyor. Kadının sesinden bahsediyor. Yani... Kadın bir hoca amfiye girse, ders verse onu dinlemek haram mıdır, helal midir? Akla ziyan tartışmalar. İlahi Tardeşim, fakültesinde hocam kızların bir kısmı işte yoklamada sesleri caiz olmaz diye duyulması... Ben bunu ben buradayım demiyordu, evet demiyordu mesela. Yani, Peki bu şunu sormak istiyorum, yani aşıldı. Şükür ki araşıldı yani. Çok şükür ama hala sosyal medyaya da baktığımızda ya da zaman zaman normal medyada da o kadar saçma sapan şeyler konuşuluyor ki kadınlarla ilgili yani dinin kadınların hayatta aktif olarak katılmasıyla ilgili neler düşündüğünüzü yani dinin ne söylediğini burada bir kez daha altını çizerek sizden dinlemek istiyorum çünkü hakikaten şu geldiğimiz günümüzde bile. Ee, ...maalesef kadınların neler çektiği ortada. Yani... Çok küçük bir ayet hatırlatabilir miyim? Buyurun bu az önceki ya. konuyla ilgili. Ondan sonra kadın konusuna geçelim. Çok önemli o. Şimdi Maide Suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Onun 101. ayet Burada bence bu konuyla ilgili... ...çok belirleyici bir ayet. Diyor ki ey iman edenler açıklandığı zaman... ...hoşunuza gitmeyecek şeylerle ilgili... ...soru sorup durmayın. Kur'an indirilmekteyken sorarsanız onlar size açıklanır. Allah onlardan vazgeçmiştir. Bakın bu ayet tek başına bütün bu tartışmayı bitirir. Bu ne Hı. demektir? Yani... Daha Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz bir anda toptan inmiyor. Evet. Ee, aşama aşama geliyor. Allah belli gerekçeler sunuyor yani peygamberimizin kalbini sağlamlaştırmak için veya toplumu dönüştürmek için, alıştırmak için belki. Ama bu ne demek? Demek ki bir şey eğer ki haram kılınacaksa, yasak kılınacaksa o Kur'an-ı Kerim'de yer alacak demek. Tamam. Ve Kur'an-ı Kerim vahyi tamamlandıktan sonra da artık başka hiç kimse de bununla ilgili yasak koyamaz demek. Bitti bu bütün tartışmayı bitirdi. Aslında. Bir de aslında şey de önemli hocamın dediği ayetten şey de çıkıyor. Her zararlı her yanlış olan şey haram değildir. Zararlı yanlış ve haramı kategorik olarak ayırmamız lazım. İşte Bu ayetten de o çıkıyor. Bu ayetten aslında o kadar çok şey çıkıyor ki. Şimdi mesela Kur'an diyor ki Kur'an inerken değil mi, hoşunuza gitmeyecek hı hı. şeyleri sormayın. Kur'an inerken sorarsanız açıklanır. oysa Allah onları bağışlamıştır. Bu da bir diyelim ki bir konuda x şekilde hareket edebilirsiniz y şekilde hareket edebilirsiniz. Şimdi bu konuda diyelim bir soru sordunuz. Kur'an X şekilde hareket edin derse Bağlayacak. artık siz eğer ki Y yapıyorsanız günah olur. Günah diyelim olur. ki Kur'an Y'yi yapmayın diyor, X'i yapın diyor. Fakat sormazsanız X'i de Y'yi de yapabilirsiniz demektir. Ama bakın soracak olsa X'i yapmanız daha iyiyse sorulmayacak hem X'i hem Y'yi yapabiliyorsanız yeri yapılması yanlıştır. Ama dikkat edin Y'nin yapılması helaldir. Yani birçok yanlış şey helaldir aslında. Fakat ne olmuş? İnsanlar kendi yanlış gördüğü, zararlı gördüğü her şeyi haramlaştırmaya kalktıkları için bir yerde ne olmuş? Dindeki işte e, sanki Allah haşa unutmuş onları. Yani Kur'an'ın bilinçli suskunluklarını bilinçsizce doldurmaya kalktıklarından din bugünkü hale görülüyor. Çünkü adamın mesela kendi kültürü de kadının mesela deminki sorunuzdan örnek vereyim. Hı. Erkeklerle bir arada olması vay zina yaparlar kayınmasını falan böyle bir şey üretmişler kafada. Bir evet. yerdeki bu fıkhın üretilme döneminde ve hadise üretilme döneminde bununla ilgili bir üretim yapmışlar. Ama Kur'an'da böyle bir haram yok. Hatta Kur'an'da böyle bir haram olmadığı gibi peygamberin dönemindeki uygulamalara bakarsak peygamberin eşi Zeynep işte diyelim deri üretiyor sonra pazara gidip bunu satımı var, şeyi var. Hı hı. Kadınların kimisi berber, erkek saçı tıraş ediyor. bu arada hadiste Aktif geçiyor. Aktif iş hayatının içinde kadınlar yani. Dört halife döneminde bugünün belediye başkanlığına karşılık gelecek şekilde pazar deneten hanımlar var. Hanımlardan erkeklerin en çok yapıp da kadınları tamamen dışlandığı mesleklerden savaşa gitmek, savaşmaktan tutun, doktorluktan hemşireliğe kadar bir sürü mesleği yapan var. Yani hem peygamberin döneminde uygulama var hem Kur'an'da yasak yok. Ama sonraki literatüre bir bakalım. Kadınlar kamusal alandan komple dışlanmış. Niye? Adam büyük ihtimal onu zararlı görüyor. On oradaki, ya da kendileri ee, kendi, kendi kültüründe. Orada de, or teknik, o teknik olarak haram kılma yetkisiyle yasaklama Tabii. yetkisini birbirinden ayırıyoruz. Bu çok önemli. Bu yani e, silah nehi, dinde nehyetme. Mesela peygamber sizi neden nehyederse diye peygambere nehyetme yetkisi veriyor. Ne demektir nehyetme? Nehyetme yetkisi şöyle diyelim. Mesela devletin de yasaklama yetkisi var. Hı, hı. Devlet şöyle bir tartışma var. mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim çok kadınla evliliği çok keskin, kategorik bir dille yasakladı mı? Böyle bir ayet. Çok kadınla evliliği kesinlikle yasak. Tamam. Diyor ki Kur'an-ı Kerim sizin için esas olan birdir. Tek. Hı -hı. Kadınla evliliktir. Tamam. Fakat çok evliliği, çok keskin bir dille yasakladı mı? Hayır. Bu tartışmaya aktarıyorum. Osmanlı uleması arasında. Peki, bunu teşvik etti mi? Yani yasakla, yasakladı mı? Hayır. hayır. Teşvik etti mi? Hayır. O zaman soru geliyor. Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde bıraktığı konular devlet devlet yasaklama yoluna gidebilir mi? Yani teşvik yok, haram kılma yok. Devlet yasaklayabilir mi? El cevap devlet çok kadınla evliliği yasaklayabilir. Ulemanın ama bu dini verdiği, bir haram olmaz. Ha, ama buradan helal haram devletin öyle bir yetkisi yok. O yetki peygamberde bile yok. Yani Hazreti Peygamber bir şey yasaklayabilir diyebilir ki topluma şunu size yasaklıyorum. Tamam yasaklayabilir. Çünkü yasak da 5 sene sonra geçti gerekçi ortadan kalkınca o yasağı kaldırdım diyebilir. Mesela dediğim katlı bina yapılması gibi örneklerde veririz. Haram da devlet yasaklayabilir. yasaklayabilir. Üç katlı, yasaklayabilir. Bina on katlı bina yapılmasını, 10 katlı bina yapılmasını bir belediye kararı olarak. Haram ama kılma. Dini haram olmaz. Haram kılmayı, haram kılmada "A ben bunu kaldırdım." istisna yapılabilir mesela. Domuz eti yemek haram fakat istisna yapar Allah nasıl yapıyor nasıl? şöyle ya bir insan başka hiçbir şey bulamadı açlıktan ölecek ölecek domuz etini yemek durumundadır bakın yani haramı koyan istisnayı getirir hı hı. yasaklamayı yapan onu kaldırabilir dolayısıyla haram kılma yetkisi sadece Allah'tadır Olur. ve orada da söylenildiği gibi işte sayılan 3 4 mesele var. Onun dışında onun dışında hayatta esas olan hayatın kolaylaştırılmasıyla helaller. Da kadınların yani. çalışması, müzikle ilgili aramlar, sanatla ilgili haramlar. O, yani, tabii öyle i̇şte bunlar, o, o yanlışmış yanlış Devletin yanlışmış değil, Din ya, adına haramdır ta, 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 denilerek yasak. Onlar onların bir tartışmıyor. Mesela e, bir izleyicimiz sormuş. Diyor ki e, İslam dini kadınla erkeğe eşitlik açısından nasıl bakmaktadır? Dinimizde kadının yeriyle ilgili neler söylerler? Nisa Özellikle 32. Nisa 32. Eşitlik. Şöyle diyor. Ya ben eskiden beri e, aynı burada bir yanlışlık yapıldığını söylerim. Kur'an-ı Kerim kadın ve erkeğin eşitliğinden bahsetmez. Eşit olduklarını söylemez. Söylediği şudur. Kadına ayrı üstünlükler, erkeğe ayrı üstünlükler verdik. Hı hı. O üstünlükleri ele geçirmeye çalışmasınlar. Nisa 32. Kimse kimseden üstün değil demeye getiriyor. Yani, yani bir üstünlük ontolojik olarak varlıksal olarak bir üstünlükten bahsedemiyoruz. Asla öyle bir tartışma yok. Her birinin üstünlük nedir? Kadının üstünlüğü nedir? Ya muhteşem bir olaydır. Doğum. Başka bir şey yok. Yani bunun ötesi yok. Bir e, İranlı şaire bir hanımın şiirini sürekli okurum da diyor ki Önce diyor ben şairleri kıskanırdım diyor. Şairler böyle söz ülkesinin padişahları. Sonra diyor filozofları kıskanırdım aynı şekilde hikmet ülkesinin padişahları. Böyle sıralıyor arkaya. Peygamberleri kıskanırdım anne olmadan önce diyor. Anne olduktan sonra o bunların hepsini diyor bir kenara bıraktım. Şimdi böyle bir güç ve kudret verilmiş. Buradaki eşitlik değil de eşitlik değil Çünkü o tartışmanın e, biyolojik olarak da duygusal yapı itibariyle de birbirini tamamlayan iki ayrı gerçeklik bu da çok daha önemli birbirini tamamlayan iki ayrı gerçeklikten bahsediyoruz bu iki ayrı iki ayrı ya niye eşit eşitlik burada kelime tamamen orada işi dejenere ediyor bana sorarsanız Ama burada mesele şudur Aslında o e, eşit midir değil midir tartışmasında Kur'an-ı Kerim tepeden tırnağa kadar kadının bütün kazançları kendi kazanımlarında hakkı vardır. Nasip kelimesini kullanır. Nasip kelimesini Kur'an-ı Kerim'de yani Arapçada nasabe dikilmek, dimdik ayakta durmak kendi ayaklarına ayakları üzerinde durabileceği bütün değerler skalası ona verilir. Ekonomik olarak da mezheplerde de aslında Ebu Hanife'de vardır yani bir bir insan kız ya da erkek hiç fark etmez kendi malını küçük olsa dahi yani 12 13 yaşındaki bir çocuk bile kendi malının koruyucusudur. Yani ona bir vasi tayin etmeniz gerekmez. Aklı başındaysa. Kadın ya da erkek genç yaşta yani hı hı. bu ekonomi ekonomide nerede olacak diye soramazsınız. Ekonomik özgürlüğü var mı? hakim olabilir mi bir kadın? Yani hakim değil, devlet başkanlığı dahil olabilir mi? Ebu Ayme çok basit diyor. Şahit olabilir mi diyor? Olur. Şahit olan diyor, hakim de olur. Çünkü medeni haktır, sivil haktır, her yerde kullanır diyor. Şimdi bu üstelik diyor Allah'ın yani kitabında var. Belkıs diye övdüğü ülkesi medeniyet zirvesine çıkmış bir ülke Yemen ülkesi. Belkıs kadın. Yani Dolayısıyla örnekleri var. Hı hı. E, andığınız Meryem, Asiye, ve ismi geçen birçok e, ima edilen hanımlar, bunlar başarı hikayesi. Benim Kur'an-ı Kerim'de bir e, e, örneği burada anlatmak isterim, bir hikayeyi anlatmak isterim. Kısaca e, kadının tuttuğu yerin kendisine bahşedilen değil, bakın bunu çok önemsiyorum. Hiçbir hak, yani mücadeleyle elde edilmeyen haklar kalıcı değil. O hakkın mücadelesi verilecek, bakın dikkat. Mücadele diyorum çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adıdır. Mücadele suresi. Ve bu surenin inişinin sebebi de mücadele eden bir kadın. Ve bu kadın kimle mücadele ediyor? Hem kocasıyla hem de Hazreti Peygamberle. Mücadele ederek bir hakkın tahakkukunu sağlıyor. Dolayısıyla Hakkı kazanıyor yani. Hakkı kazanıyor. Kadın hakları mücadelesi çok doğru bir terim insan hakları mücadelesi bakın oradaki hı. ifade hep mücadeledir dolayısıyla bu hakları boğmak isteyen insanlar tarihte hep oldu dinli ya da dinsiz ve bu insanlara karşı mücadele eden hak perest insanlar hep oldu onlar Allah'ın safında yer alıyorlar şimdi örnek şu mücadele suresinde ayeti kerimenin sebebi kısaca özetleyeceğim havle diye bir kadın var hı hı kocası regl durumundayken kadınla cinsel ilişki talebinde bulunuyor. Kur'an-ı Kerim bunu yasakladı ayet-i Bu bir ezadır. Eze, eziyettir. Haram demiyorum bak. Yasakladı, ezadır. Dolayısıyla yaklaşmayın kadınlara. Peki. O da şey. Evet. Kadın kocasının isteğini reddediyor. Adam ısrar ediyor, kadın reddediyor. Israr, kadın kalkıyor evden çıkmak üzereyken evi terk edecek yani. Yani Allah'ın kitabında bana yasakladığı şeyi yapmak istemiyorum Allah Allah. Adam diyor ki eğer o kapıdan çıkar gidersen diyor, bana annemin sırtı gibi olursun. Yani boş zıharı boş olursun diyor. Tamam mı? Boşadım olur eğer gidersen Boşanırım boş diyor. Boşanırız diyor. <laughs> tamam mı? Kadın dinlemiyor çekip gidiyor. Sabah oluyor, kadın geri geliyor eve. Adam diyor ki hayırdır evs Adam. Niye geldin? Nasıl ya? Evime geldim diyor. Yahu diyor akşam ben söyledim ya gidersen boş oluruz. Yahu diyor sen Allah'ın yasakladığı bir şeyi benden istedin. Ben senin sözüne Allah'ın sözüne uydum. Seninkine değil. Ve sen diyorsun ki ben bir şey söyledim ve o gerçekleşti. Olmayacak bir şeyden dolayı senin söylediğin sözün hiçbir hükmü olamaz diyor. Tamam unut onu diyor. Adam diyor ki hayır diyor. Aa. Çözemiyorlar meseleyi gidiyor Hazreti Peygamber'e kadın diyor ya Resulallah böyle böyle diyor aramızda böyle bir olay oldu adam dedi ki gidersen boş olursun ben de çıktım gittim ama şimdi diyor ki sen boş oldun ben diyorum olmaz öyle şey ne dersiniz çok rahat kadın diyor ki Hazreti Peygamber diyecektir ki ya yanlış yaptı adam evet. git evine o Hazreti Peygamber diyor ki olan oldu diyor olan oldu nasıl ya Resulallah diyor. Olan oldu diyor, yapmayacaktın onu, boşandınız diyor. Yani sen şu anda ortada kaldın diyor. Kadın diyor ki ya Resul, bu uzun anlatılıyor kitaplarda, birçok kitabımızda var. Ya Resulallah diyor, ya diyor ben bu adamı hiçbir parası, pulu yokken zengin bir kadındım diyor. Aldım, onu para sahibi yaptım. Çocuklar verdim ona diyor, gençliğimi verdim. Ve bur buraya geldik, böyle bir adam haksız bir cümle sarf ediyor ağzından ve ben ortada kalıyorum öyle mi şimdi? Ya çocuklarım var diyor, boşansa geçsek diyor bu çocuklar ortada kalacaklar ne olacak? Çare bul. Olan oldu diyor, ben bir çare bulamam diyor. Hazreti Muhammed. Hazreti Peygamber. Kadın hayal kırıklığına uğruyor, dışarı çıkıyor, elini açıyor, ya Rabbi diyor. Sen du durumu görüyorsun diyor, ya Rabbi. Ya bu sorunumu çözmüyorlar diyor kadın. Ayet-i Kerime geliyor. Mücadele Suresinin birinci ayeti. Kocasının bu yaptığı işten dolayı seninle mücadele eden kadının sesini Allah duydu diyor. O adamın yaptığı bu boşamanın hiçbir hükmü yok. Hükmü yok. Üstelik ona ceza var diyor. Bu yaptığından dolayı işte şöyle şöyle ceza. Ya bu ceza dediği işte e, 60 fakiri doyuracak, varsa kölesi azat edecek. Kınıyor, e, kınıyor. Yani böyle bir boşama bir adamın iki dudağı arasına sıkıştırılmış, gerekçesiz, absürt bir boşamayı Kur'an-ı Kerim reddediyor. Bu tabi Hazreti Peygamber haberdar olunca kadına diyor ya Rabbi diyor ya, ya, havle diyor sen ne yaptın diyor ya. Yani şöyle olur ya bazen ya bunu aramızda çözerdik sen hemen ne gittin? <gülüyor> <gülüyor> şimdi geliyor. Çok bu, bu kadın, havle Hazreti Ömer dönemine kadar yaşayan bir kadın, sokakta Hazreti Ömer halife tanıyor onu, çeviriyor halifeyi, diyor ki senin uygulamalarının bir kısmında diyor hata var diyor, yanlış yapıyorsun, şöyle şöyle diyor, konuşuyor Hazreti Ömer sesini hiç çıkarmadan sonuna kadar dinliyor, fakat etrafında olanlar durmadan müdahale ediyor, sen halifeye nasıl böyle azarlıyorsun, sen ne diyorsun, Dur, durun diyor, kadını bırakın. Sonuna kadar dinliyor sonra tamam mı diyor tamam hepsini nota aldık diyor. Siz başka bir şey söyleyecek misin? Yok o zaman diyor lütfen tamam buyurun. Dönüyor etraftakiler siz bu kadını tanıyor musunuz diyor. Yok tanımıyoruz. Ya diyor bu mücadele suresinin inmesine sebep olan kadın diyor. Peygamber'e bunu yaptı. Biz şimdi bir şey yaparız diyor. Allah'la arasında bunun hiçbir perde yok diyor. Şimdi buna saygıda kusur etmeyin diyor. Şimdi söyleyeceğim şey şu kadınla ilgili tasarrufları erkeğin iki dudağı arasına sıkıştıran zihniyeti boğan o hak mücadelesini veren bir kadın. Ve benim bunu yazdım. Hazreti Peygamber bu işin çok saçma bir şey olduğunu görmedi mi? gördü. Peki neden kendisi müdahale etmedi? Niye bu işi böyle bıraktı? Çünkü bu ayetin inmesini ve bu işin ilelebet erkek tahakkümüne bırakılan kadının kurtarılmasını ilelebet bana sorarsanız Allah'a havale et. Çünkü peygamber şu ayet-i kerimeyi biliyor. Yesteftuneke fin nisai kadınlar konusunda kadının konu olduğu bir mesele olunca senden fetva isterler. Hep sorarlar. Kadın konusunda şöyle. Yesteftuneke fin nisai kul Allahu yuftikum fihinde. Kadınlar konusunda söylenecek sözü verilecek fetvayı Allah verir. Dolayısıyla burada erkeklerin, erkeklerin kültürün, örfün, egemen o patriarkal, baba erkil kültürün kadınlar, kızlar konusunda verdiği kararların yeniden masaya yatırılması gerekiyor. Her zaman bir o Kur'an'ın verdiği Kur'an'ın şey Kur verdiği hükümler. Şey, şey, eşitliği Hocamın söylediği biyolojik ayrılıklar olmakla beraber. E, Kur'an'daki hükümlere bakarsak yani kadınla erkek için farklı bir hüküm yok şu açıdan. Mesela namaz erkeğine kadar farsa kadın o kadar farz. Oruç aynı şekilde farz. İkisine de 30'a gün, Birine 30'da birine 15 değil. İkisine zekat aynı şekilde farz. İkisine Allah yolunda cihat farz. İkisine mesela haramlar aynı haramlar. İşte zina, hırsızlık, adam öldürme, başkasını çekiştirmeme, insanların arkasından dolap çevirmeme, rüşvet vermeme. Yani bu haramlar Kadına ayrı bir kategori aramlar, erkeğe ayrı bir kategori aramlar şeklinde bir böyle bir liste yok. Yani erkeğe farz kılınıp da kadına farz kılınmayan bir ibadet diyebileceğimiz bir şey yok. Aynı şekilde farz. ikisine de 30 gün oruçun olması gibi. Seyircilerimiz ve, miras meselesini ve, soruyor ha, hocam. Onda e, niye eşitsizlik var deniyor. Şimdi e, Konuşalım, miras, onu da mirasla dersiniz. ilgili daha da bir de şimdi Kur'an'daki şeyi de yapmamız lazım. Yani şimdi miras konusuna gelince uzun bir şey yapmak lazım. Herhangi bir para konusu olunca bir şey de herhangi bir konu olunca Onla ilgili bütün para dönümüne bakmak lazım toplumda ve Kuranın içindeki bütün esneklikleri görmek lazım. Şimdi Kuran'ın e, getirdiği para şeyine göre evlilik olunca erkek kadına mehir denen bir para veriyor, yani mal bedeli veriyor. Bu tabii ki aralarında anlaştıkları bir şey. Kadın diyelim ki köyünü terk edip erkeğin evine geliyorsa çok yüksek bir şey ister, yani aralarındaki anlaştıkları bir şey. Veya hatta ne bileyim. Devir değişir. Çok düşük bir şey, bir hediye, yüzük gibi bir şey de olabilir. Bir ev, araba da olabilir. Aralarında anlaştıkları bir usustur. İki kişinin arasındaki. Bu kadın aslında şey. ciddi bir maddi güç veriyor. Genelde çalışma alan erkeklerin kontrolünde olduğu için evlilikteki mehir aslında kadının ailedeki gücünü arttıran bir husustur. Şimdi erkekten kadına böyle bir mehir akışı var. Ve genel kültürlere de baktığımızda çocukların bakımı özellikle erkeklere yükleniyor. Yani bir ee, çocukların bakımı ile ilgili hususu olsun, mehir vermekte olsun erkeğin şeyi ne var? Anne baba olduğunda bakalım, günümüzde anne babayla ilgili şeyler mirasta birçok yerde ötelenmiş olsa da Kur'an anne ile baba olduklarını, bir kimse ölürse annesi babası sağsa ikisine eşit derecede e, altıda bir miras geliyor. Buradaki farklı durum özellikle çocuklar olduğunda erkeğe tavsiye edilenin e, kadının iki katı olduğu geçiyor. Yani bütün şeye baktığımızda buradaki durumda erkek mehirde ve çocuklara bakımdaki dezavantajlı durumu bir yerde para akışında burada bu şekilde çocuklarda erkeğe kadının iki kat tavsiye ederek verildi. Fakat ayette öyle bir durum var ki baktığımızda bütün bu ayetlerin sonunda bunların hepsi vasiyetten sonradır diye bir ifade var. Artık artık. Mesela günümüzdeki birisi Der ki ya günümüzde işte erkek kadın ikisi çalışıyor. Kadının ekonomik sorunu yok. Meyiri niye yüksek veriyorsun? Bir yüzük gibi bir mehir yapalım. Pekala olabilir çünkü Kur'an'da miktar yok. Aynı şekilde ya benim e, kızım da oğlum da ekonomik olarak aynı durumdalar günümüzdeki çalışma koşullarına dolayı. Ben kızımla oğluma eşit miras bırakacağım diyen biri olursa vasiyet çünkü Kur'an'a göre öncelik vasiyet ve borçlarda olduğu için vasiyetle oğlunla kızın ayarlamasının imkanı da var. Yani Kur'an tarihin değişik koşullarına uygun esneklikler içinde barındırıyor. Hmm. Yani burada da bir kimse oğluyla kızını daha devir değişti işte oğlanla kızlar eşit çalışma durumundalar derse bunu eşitlemesi mümkün. Fakat şunu da yakalamak lazım. Tarihin büyük bir döneminde ve de günümüzde e, çalışma alanı paranın hakimiyetiyle ilgili alanlar iş kurma sermaye gerektirdiği bir şeyler hep erkeğin elinde olmuş bu tip durumda kadınların mehri işte belli bir miktarda tutup yani hem erkeğin rahatça boşanıp evlenmesini engelleyecek tarzda bir şey yapıp e, kendilerine ciddi bir e, evlilikle ilgili güvence elde etmekleri mümkün. E, tabii ki buradaki erkeğin bir dezavantajı olunca onu bir yerde de mirastaki daha ayrıcalıklı bir şeyle para kışında dengeleniyor. Çünkü hem çocuklara bölmesi gibi de bir durum var. Ama dediğim gibi yani devir değişti. İşte kadınlar çalışıyor diyorsa Kur'an'ın içinde... E, bana göre vasiyetle onları eşitleyebileceği bir eşit e, durumda mevcut. Burada ben bir şey söylemek Söz alabilirsem şimdi e, Ekin Hanım buradaki problem aslında e, din üstüde bir problem. Yani bu kadın ve erkek meselesi, bu eşitlik eşitsizlik konusu Hı. bence insanlığın insanlık tarihinin bir sorunu. Maalesef olur. evet. Çünkü şimdi tarih boyunca erkek işte gücü temsil ettiği için toplum içerisinde savaştığı için hükmedeci olduğu için hep böyle bir toplumlarda şey vardır. Yani kadını böyle ikinci planda bırakma gibi bir anlayış vardır. Erkek o gücü kullanır, o güçle, baskıyla, zorbalıkla bunu elde eder. Yani siz Antik Yunan'a gitseniz, yani bugün Platon, Aristoteles'in kadınlarla ilgili yorumlarını, görüşlerini okusanız, yani bir daha Platon okumazsınız, öyle söyleyeyim. Yani birçok toplumda bu var aslında. Şimdi bu dolayısıyla Peygamberimize vahiy gelmeden önceki Mekke şartlarında da aynı şekilde var. Yani belli ailelerin önde gelen kadınları dışında kadınlara bakış bu. Yani bir meta gibi, bir eşya gibi görünüyor. Şimdi ben şöyle bir soru sorayım size. Yani biz burada üç erkek bir kadın olarak masada oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Siz mesela kadın olmayı tercih ettiniz mi? Sizin kendi tercihiniz mi? Yok hayır böyle doğdum. Değil. Bizim de kendi tercihimiz değil erkek olmak. Şimdi kendi tercihimiz olmayan yani böyle çalışıp çabalayarak uğraşarak kazanmanız bir şeyle ilgili övünmemiz de bundan dolayı yerinmemiz de çok saçma. Çünkü siz de pekala erkek olarak doğabilirdiniz. Biz de kadın olarak doğabilirdik. Şimdi insanın materyal üstünlüğü yok bakın. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinde diyor ki 13. ayette bence bu konunun anlaşılması ile ilgili 40 e, temel bir ayet. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışıp kaynaşasınız diye sizi e, kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız takvada. Yani sorumluluk, duyarlılık bilincinde sakınılması, korunması gereken şey korumada en ileri olanınızdır diyor. Bakın erkek olanınız, kadın olanınız demiyor. Yani Tabii duyarlılıkta en ileri olanınız Allah katında değerli olanınızdır diyor. Şimdi Allah kimisine e, erkek çocuklar hediye eder, armağan eder. Kimisine kız çocuklar hediye eder diyor. Kimisi de diyor kısır olur diyor mesela yani çocuk dünyaya getiremez. Şimdi ikisi de Allah'ın hediyesidir. Yani kız çocuk olması da erkek çocuk olması. Ama bakın bu ayetler nasıl bir toplum iniyor? Bu kabilelerin yani bu Arap kabilelerinin bir kısmının kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri bir ortamda iniyor. Yani kadına ve kız, kız çocuğuna bakış bu. Bir utanç gibi gözüküyor. Niye? Şimdi şöyle düşünüyor muhtemelen adam. Bedevi zinet olduğu için ben buna bakacağım, büyüteceğim. Bu gidip evlenecek. Savaşsa savaşlamaz, ziraat yapsa ziraat yapamaz falan. Hani benim üstüme bir yük gibi görüyor. Bakın hala da ülkemizde bile belli bölgelerde insanlar çocukların sayısından bahsederken sadece erkek çocukların sayısını veriliyor biliyor musunuz Evet maalesef öyle bir durum var. E, bir de şimdi, hocam şeyi de ekleyebilir misiniz bunu anlatırken? E, çünkü çok az bir zamanımız kaldı. Bu soruda gelmiş. Neden e, kadınların iki kişi olması gerekiyor şahitlik esnasında da erkeğin tek kişi Bilir kişi diyelim ediyor. ona şahitlik. Şimdi değil de. o genel şahitlikle ilgili bilir. bir ayet değil bir kere onu anlamak lazım. Bu çarpıtılıyor. Sanki Kur'an ı Kerim'de şahitlik dediği birçok konular geçiyor ve bu şahitlikle geçen konularda hiçbirinde iki erkek bir iki kadın evet. bir erkek yaslaması şey yapılmıyor. Yani. Hayır. Yani bütün Kur'an'da şahitlik, herkes evet. şahittir her konuda. Kadın, erkek şahittir. Bir istisna var. Şahit diye tercüme edilmesinin yanlış olduğunu söylüyoruz ayet-i kerime. Benim bir yorumum, Emre Hoca ne der bilmiyorum. Ticaret, ticaret hukukuyla ilgili bir konu ve bilir kişilikle ilgili bir mesele. Ticarette erkeklerin hakim olduğu bir alan, alanı bildikleri için getiriyor ve e, orada bir erkek iki kadın e, gerekiyor diyor. Yani burada ulema şöyle bir şey yapmışlar, fıkıhta var. Eğer kadınların uzmanlık alanına giren bir mesele ise bir kadın iki erkek bilir kişi istenirdi. Hmm. Çünkü mütekabiliyet esastır diyor, kıyas yapılıyor. Oradaki şahitlik yani burada A gördünüz mü? Kur'an işte iki kadın şahide birer eşit. Bir şey daha Hayır şöyle, Genel bilir ilgili bilir değil. Bilir bir bilir kişilikle ilgili bir şey Orada yani. yani mesela bu şöyle bir gerekçe sunuluyor. Yani o bilir kişilikle ilgili yani diyelim ya da şahitlik neyse. Işte bir unutursa diğerini atlatması içindir. Bu Hı. ne demek? Demek ki şahitliğine başvurulan bir kadın, bunu gerçekleştirdikten sonra ikinci bir kadın ihtiyaç olmuyor zaten birebir oluyor yine bu anlamda. Hmm. Bir de ayetin sonuna baktığımız zaman bu şahitlik eden insanlara karşı baskı zorbalık yapılması, tehdit unsuru oluşturulmaması da söyleniyor. Aslında bu kadının ve erkeğin cinsiyetiyle ilgili bir konu değil. Ticari hayatın içerisinde daha çok erkeklerin haşır neşir olduğu ve kimsenin kolay kolay yapmak istemediği yani çoğu insan bu tip şeylerden kaçınır. Başıma bir iş hmm. alırım uğraşırım ederim diye. Burada kadının korunması gibi bir durum söz konusu. Şimdi çok kısa şunu ben söyleyeyim. Buyurun. Bu erkek ve kadın arasındaki mesele ta yaratılışa kadar gidiyor. Aslında geleneksel din anlayışındaki, İslam anlayışındaki bu çarpık zihniyetin sebebi Yahudi kaynaklarına dayanıyor. Hı hı. Neden diyeceksiniz? Ee, yaratılış hadisesine bakalım. Mesela önce kim yaratılıyor genel kabule göre? Erkek. Adem, erkek Adem. yaratılıyor. Peki kadın nereden yaratılıyor? Kadın Adem'den alınan bir parçadan işte kaburga kemiği olarak kabul ediliyor. Peki bu nerede anlatılıyor? Bu Tevrat'ta anlatılıyor. Hı. Peki Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda bize? Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin birinci ayetinde nefsi vahideden bahsediyor. Yani erkek de kadın da tek bir nefisten yaratılmıştır diyor. Tek bir özden yani erkek neden yaratıldıysa kadın, kadın da ondan o, o. yaratılmıştır. Yani erkek olan bir parçadan değil. değil. <laughs> ha, bu ne demektir? Bu bakış açısı yani bizim e, rivayet kültürüne girmiştir. Hani o ki eğridir yani doğrultamazsın, doğrultmazsan kırarsın falan şekli bir anlayışla girmiş. Şimdi hı hı. ikincisi nedir? İkincisi cennetten kovulma meselesi. Klasik Yahudi Hristiyan geleneğinde ne vardır? Yes, okay, Cennetten kovulma sebebi kadındır orada. Şeytan ona fitne vermiştir. O da e, Adem'e vermiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aslında şeytan Hazreti Adem'i ayartıyor. Birlikte gidip e, o ağaca yöneliyorlar ve birlikte o günahı işliyorlar. Bakın burada da Kur'an-ı Kerim düzeltiyor onların hatasını. Yani doğruyu ortaya koyuyor. Bunun dışında Yahudi Hristiyan geleneksel din anlayışı kadına bakışı bizim maalesef literatürümüze gelmiş. Girmiş Kur'an-ı Kerim'deki bu kadar apaçık ayetlere rağmen. Şöyle söyleyelim, kadını bir kişilik olarak değerlendirir Kur'an ayetleri, bir şahsiyet olarak değerlendirir. Onun dişiliği değildir ön planda olan, kişiliğidir. Yani bu çok önemlidir, ben önemli bir vurgudur. Ve Hucurat Suresi 13. ayeti hatırlayacak olursak da erkek olması, kadın olması değildir. Duyarlı insan olmasıdır Allah katında onu değerli kılacak şey. Şimdi iki saat çok çabuk geçiyor çok aslında konuşamadığımız daha konu yeni kaldı. Giriş yeni başlamış gibilik bence biz bu ekip tekrar bir toplanıp herhalde artık bunu bir kez daha siz de e, şeref verirseniz gelirseniz çok programımıza da. çok seviniriz. Artık yavaş yavaş gitme vakti geldi. Değerli hocalarımın hemen bir kez daha felsefeci ilahiyatçı profesör doktor Caner Taslaman, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi profesör doktor Şaban Ali Düzgün ve ilahiyatçı Emre Dorman çok teşekkür ederim efendim. Geldiğiniz Sağ olun. için. Eksip verdiğiniz olmayı.